Murat Çay Lojistik sabah resimlerini sunar. Günaydın. Günaydın efendim. Haftanın son yayın günündeyiz. Ondan böyle oturdum böyle. Yani ne? Haftanın son yayın günü ya. Günaydın. Aa, pardon, bir günaydın daha var. Günaydın efendim. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Hayırlı sabahlar olsun. Dün gece ettiğimiz bütün dualar inşallah kabul olur. Daha akıllı böyle bu hafta da bitiyor bugün itibariyle. Gelecek hafta daha akıllı, birbirini daha çok seven, birbirini düdüklemeyen, kerizlemeyen, değil mi? Keklemeyen. Bir millet olarak pazartesi günü ben size burada fıkralar anlatırım. Mesela düşünsenize hiçbir sorunumuz yok. Asgari ücret olmuş efendim 2000 TL vergisiz. Böyle kemiksiz. Vergi kaldırılıyor kanun, oraya imzalar. Ben onu yaşamadan ben ona bir şey, patronlar ona bir kulp takarlar. Yani bu memlekette vatandaşlara çok para verilmez. Yani o pek ona görmem lazım, yaşamam lazım. Neyse. Böyle işsizlik sıfır. Mesela çocuğunuz gelmiş bir gece önce, baba demiş 6000 dolar alıyordum, şimdi 15000 dolarlık bir işten teklif aldım misal falan. Böyle İzmir'de kent dönüşümü tamamlanmış, gece kondu kalmamış, herkes gülüyor, izban vaktinde geliyor, her yerlere izban gidiyor, metro gidiyor. Şimdi böyle bir o şeyde günde ben de size burada fıkra anlatırım. Temel Fatime fıkraları anlatırım. Temel Dursun fıkraları anlatırım. Değil mi? Ya ne güzel olur. Ya. Öyle bir şey yaşayabilir miyiz ya? Her şey. Çünkü bakın gündem acayip değişiyor. Bu kadar çabuk değişemez. Biz Reyhanlı'yı konuşuyorduk. Anam. Avrupa'nın sosyalistleri de bir acayip oldu. Vallahi muhafazakar demokratlaştılar adamlar. Anam Kılıçdaroğlu'na ne yaptılar öyle? Ya bunlar nasıl sosyalist? Var ya dünden beri böyle düşün yani yoktur başka işim misali, ben buna anlam veremedim. Bir de şimdi üstüne başbakanın Amerika'yı fethi çıktı. Tamam, biz bunu böyle 15 gün konuşuruz. Böyle tescilli medya maymunları var ya İzmir şeyde, İstanbul Bizans televizyonları çıkıyor, öğle çıkıyorlar, akşam ikindi, yatsı, sabaha karşı her konuda her şeyi biliyorlar. Modern zaman filozofları, çakma filozof. Çakma filozof. Evet, laminantları biraz böyle kalkmış çoğunun da. Neyse, abi Reyhanlı'yı konuşuyorduk. Anlayabildiniz mi Reyhanlı'dan bir şey? Konuşuyorduk işte. Kaç kişi öldü tam olarak? Kaç kişi öldü? Kaçta kaldık en son? 40'ta mı, 50'de mi? Kaçta kaldık? Ama şimdi bu gazetelere bir baktık. O oval ofis. Beraber yürüdük bu yağmurda. Şemsiyeler açılmış. Obama... şey ama bir de bak şöyle düşünüyorum olayı. Şimdi her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Bak her şeyi bir tarafa bırakıyorum. Arkadaş bizim başbakan da böyle, yani öyle bir fotoğraf var. Eğer gazetelerde denk gelirsem göstereceğim size onu. Bu oval ofiste oturuyorlar ya, o ayak ayak üstüne atmış. O ayak, bizim başbakan böyle şeyini bekliyor yani, gardını almış. Hani bu ters bir laf ederse bir tane Osmanlı tokadı geçirecek. Yani öyle bir haldeydi yani. Öyle bir yani o, ama işte sabah kalkıyoruz, haftanın son günü, yayın günü. Böyle düşünüyorum mesela ben böyle Uğur Dündar gibi filan bir televizyoncu olsaydım. Rahmetli Mehmet Ali Birant gibi televizyoncu olsaydım. Mesela bugün Cuma ya, işte yarın iş yok, yayın yok, pazar günü yayın yok. Ne bileyim ben, mesela hava uygunsa, ne bileyim Paris'e gitmem ya, Paris'in arka sokakları çok pismiş. Vallahi billahi. Bu Paris hiç düşündüğümüz gibi bir değil. Zaten bunların ataları da böyleydi. Şampuanı icat edinceye kadar bitli dolaşıyorlardı. Peruk takıyorlardı. Sabunu icat edinceye kadar kokuyorlardı. O değil, o değil. İtalya'ya mesela makarna yeme. Pizza, Eyüklü pizza mıydı? Pizza kulesine bakarak mesela şey, spagetti yemeği mesela cumartesi günü. Sonra oradan Venedik'e geçip o kayıklarda o avaz avaz bağıran adamlar var ya, böyle uzun topalarla gemiyi, tekneyi kullanıyorlar. Yani filmlerde görüyoruz abi ya, o kadar da değil. Öyle olurdu.
Yani mesela değil mi? Ne farklı olurdu? Ya biz ne yapıyoruz? Ben mesela bu hafta sonu pek evden çıkacağımı zannetmiyorum. Çocuk büyüyor, masraflar artıyor. Öyle kendimize ayıracak ne zaman kaldı, ne bir şey kaldı yani. Yani şimdi böyle bir ülkede en azından diyorum ki televizyonları açalım da yani seviniyoruz işte. Karadayı'dı, Hürrem Sultan'dı. Böyle enteresan bir milletiz. Şey, Tatar Ramazan, evet. Şey bitiyor zaten, Polat Alemdar. Boyuna koltuğu gösteriyor, bu koltuk kalır bilmem ne, oturmam ben buraya. Niye koltuğumu değiştirecek, ne yapacak bilmiyorum. O bitiyor. Enteresan. Behzat Ç mesela bitti bitiyor, bitti mi bitmedi mi mesela. Onlarla ama 80'ler var mesela değil mi? 80'ler var. Ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Dün mesela arşivde bir fotoğrafımı bulduk. 1970'lerde kaç yaşında? İkinci sınıf, ilkokul ikinci sınıfken. Kardeşim böyle mini minnacık daha. Böyle bizim Çimentepe'de yaylanın orada bir evimiz vardı. İki katlı. Eski bir ev. Kiralık. Onun önünde çekilmiş böyle. Almanya'dan misafirler gelmişti. Gelirken de renkli fotoğraf makinesi bak. Renkli yani. Böyle o, kardeşim de beni evin önünde çekmişler. Baktım uzun uzun. Dedim Allah rahmet eylesin babacığıma. Böyle düşündüm. O senelerde Çimentepe'de kimler yaşıyordu? Böyle akraba, anneannem, dayılarım falan yani. Ana bir döndüm baktım. La Sert Asin, yaş oldu 45. Bir 45 sene daha var mı yok mu Allah bilir de. Bırak hatıraları, önüne bak. Böyle şeyden, yokuştan aşağı yuvarlanan freni kopmuş un kamyonu gibisin dedim kendi kendime. Bak alem 10 bin dolarlarla, 20 bin dolarlarla, 30 bin dolarlarla halkçılık, Atatürkçülük, cumhuriyetçilik şaka denerek çakıyor. Ha, her şeyi ama Avrupa birlikçilik, mesela şu anda yükselen değer olduğu için, iktidar olduğu için AKP'li böyle adamlar böyle mikrofonları karşısında hay hay Atatürk, Cumhuriyet, Allah filan böyle gidiyorlar böyle. Ama bilmiyorum onlar ne yapacak hafta sonunda değil mi? Yani onların hayatları nasıl geçiyor? Böyle kredi kartları ödeniyor mu? Çocuklarının gelecekleri garanti altında mı? Değil mi? Yani doğalgazda fatura biraz yükseldi mi? Asfalyaları atıyorlar mı? Değil. Velhasılı milletçim böyle bak şimdi size evet Obama Erdoğan görüşmesini yeterince izlediniz siz televizyonlardan. He? Bir bakalım mı? Biz de bir bakalım mı? Ya bir görüntülere bakalım en azından yani. Obama nasıl bakmış, ne giymiş, kravatı güzel miymiş, takım elbisesi kaç paraymış, örtülü ödenekten mi almış filan yani. He? Hadi bir şu Obama görüşmesini bir göster bakayım ucundan. Amerika Başkanı Barack Obama ile görüşmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Başbakan Erdoğan Beyaz Saray'da merasim takımı tarafından karşılandı. Obama ve Amerikalı bakanlarla görüşecek Türkiye heyetinin arasında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra ilk kez MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri tarafındansa Başkan Yardımcısı Joe Biden, Dışişleri Bakanı John Kerry ve Savunma Bakanı Chuck Hagel da katıldı. Görüşme görüntü alınmasından sonra basına kapalı devam etti. Görüşmenin gündemindeki başlıklar arasında Suriye'deki iç savaş ve Kuzey Irak petrolü olduğu tahmin ediliyor. Obama ile Erdoğan daha sonra çalışma yemeğinde yeniden bir araya gelecek. Böyle. Ticaret anlaşması filan yapılacak mı, yapıldı mı bilmiyorum. O ticaret anlaşmasından biz ne kadar, bize ne kadar hayrı olur? Onu bilemem. Çünkü geçmişte, yani bilemem yani bazı şeylere de aklımız ermez. Büyüklerimiz bilir. Büyüklerimiz bilir. Vardır bir hayır. Değil mi? Efendim. Şimdi
İnterneti şey yapmaya çalışıyorum da onun için böyle durduk. Kusura bakmayın şimdi hemen. Evet. Şimdi dedim ya girişte. Ya gündem çok hızlı da biz ya Reyhanlı'yı konuşuyorduk. Hatırlayın bir ay kadar önce her gün BMC işçilerinden bahsediyorduk. Dün Kandil'di mesela. Böyle bir durdum düşüneyim şöyle bir düşüneyim diye. 2000'e yakın iş çalışan aileleri falan şaka değil millet 1,5 yıla gidiyor maaş alamıyorlar ortadalar boşananlar hastalananlar sigortasız 3 kuruşa ekmek derdinde çalıştırılanlar başka yerlerde hiç kimsenin umurunda değil. Hiç kimsenin. Ha, otursam acaba Obama'ya mektup yazsam. Yani ya Obama güzel gülüyorsun da. Ya bir söylesen de bizim başbakana bir şey yapsa yani falan. Yok yani yok. Dün bu BMC işçilerini düşünürken pat bir mesaj geldi mesela. Dün değil evvelsi gün İzmir'de bir demir çelik tesisinde mi ne? Okurum size o mesajı birazdan. Bir işçi ölmüş. İş kazasında ölmüş. Ama iş kazasında ölebileceğini arkadaşlara hep söylüyormuş. Herkes o iş yerinde iş kazasında ölünebileceğini biliyormuş. Ve ölmüş. Gazetelerde gördük mü biz? Görmedik. Valimiz gitti mi? Gitmedi mi? Hala buralarda mı ya? Yok, bu akşam mı? Yarın akşam mı? Ne? Sürekli birileri yediriyor, doyuruyor Vali Bey'i. Veda yemekleri. Eskiden yoktu. Plaketler verilirdi. Çanak çömlek verilirdi, hatıra filan. Dün Sancar abi yapmış böyle koca bir türbe anahtarı gibi bir şey. Bu İzmir'in anahtarı demiş. Vali de inanmış onun İzmir anahtarına. Hop almış. Böyle enteresan böyle değil mi ya? BMC işte. Ya ne olacak Allah aşkına ya? Hani bizim bir lafımız var ya hani. Bir lafımız var. Tuzu kurular çok söyler onu. Türkiye'de aç mezarı yok, genç mezarı var. A canım sen öyle zannet. Aç mezarı her zaman vardı. Ne zamandan beri? Bir kere net 30 yıldan beri memlekette aç mezarları var. 30 yıl önce yoktu, 40 yıl önce yoktu. Çocuklar hatırlamaz, bu bizim kameramanlar hatırlamaz o günleri. Komşuda pişen bize de düşerdi mesela. İyi gün, kötü gün birliktelik şimdi öyle yok. Apartman 6-7 katlı. Üçer dörder daireli. Ya bu yaşandı biliyor musunuz? İzmir'de bir yerde Allah'ım 7. katta mı 4. katta mı 6. katta mı koku geliyor diye polisi arıyorlar. Polis bir geliyor bakıyor. Ana o dairenin sakini ihtiyar ölmüş. Kaç gün olmuş öleli? Hiç apartmanı hiç. Bu dairede kim oturuyor? Bu dairede bir yerin birileri geldi. Hani eskiden öyleydi. Mahalleye biri taşındığı zaman hemen börek çörek yapılırdı az çok. Hoş geldin komşuma gidilirdi mesela. Değil mi? He? Yok şimdi yani öyle bir şey yok. Neyse canım yani Obama'yla başbakanımız bayağı yakışıklı gözüküyor değil mi? Şimdi duydum sabahleyin Halilciğim öğrenmiş. Yani Amerikalılar yine punduna getirmişler rüzgar enerjisi falan. Bizim keçilerin hakikaten artık şansı yok. Keçilerin, zeytin ağaçlarının falan şansı yok artık. Doğanın şansı yok. Dün de bu Çaldağ'a getirmişler sülfür asit bir şey tankı. Ha nikel işleyeceklermiş. Ya ne diyeyim ya doğa, çevre. Şimdi ben neden korkuyorum biliyor musunuz? Dünyada bütün ülkeler çevre felaketlerinin ya da doğa tehditlerini diyeyim yani geleceği etkilemenin ucundan gördüler. Endişeye kapıldılar ve kendi sanayicilerine bak bu memlekette sanayicilik yaparsan yere tükürürsen senin kafanı kırarım şeklinde yasalar çıkarmışlar. Çok acayip ve doğrudur çevre kriterlerinin maliyeti çok yüksektir doğru ama elin ecnebi memleketleri bunu yapmış. Hep diyorum ya Almanya'da çimento bacalarından su buharı çıkıyormuş gidenler görmüş. Hani Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine de bakmak lazım. Acaba o zamanlar nasıl diye. Şimdi bu Avrupa'sı, Amerika'sı böyle kendi çevresini koruyacağım diye sanayicilerinin boğazına yapıştı ya. Acaba el altından şöyle bir şey demiş olabilir mi?
Ya arkadaş git Türkiye'ye, Türklerin bir lafı var, acı patlıcağını kırağı çalmaz. Git onları kirlet. Git onların keçilerini korkut kaçır. Filan. Amerika deyince ağzının suyu akanların sayısı bizde epey bir fazla. Abi iki ortak, olay bitti. Ben ondan korkuyorum yani. Affınıza sığınarak burada biz bizeyiz. Yani Obama'yı ben tanımam. Yani bilmem. Yani tanıyanlar varsa bir soru versin yani. Bu dünyanın bir de öteki tarafı var. Orası bayağı keyifli olacak. Orada zenci beyaz ayrımı yok. Türk, Kürt, Alevi, Sünni ayrımı yok. Biliyorum biliyorum. Halil Mezik Hoca da öyle dedi çünkü. Evet. Şimdi gelelim mi bu şu Avrupa'nın yeni zamanlar sosyalistine? Ya arkadaş ben dünyada sosyalizm de bir acayip oldu. Ha bak bunu eski kuşak devrimcileri hariç tutuyorum. Hani yönetim kurulu üyesi olmayanları. Düşüncesiyle, idealiyle, onuruyla, bağımsız ruhuyla yaşayan bütün eski kuşak devrimcileri, bütün eski kuşak ülkücüleri, bütün eski kuşak İslamcıları, bütün eski kuşak ideoloji kaynaklı şeyleri, büyükleri saygıyla selamlıyorum. Hepsini. Ama bu yeni kuşaklar hepsi gaydırı gupmak tonton amca. Değiş tonton hop bu bardağı olmaz. Benim babam devrimciydi. E sen neysin? Ben inşaatçıyım. E aynı şey mi bu? E inşaat, inşaat devrim filan. Nereden aynı şey ya? Yönetim kurulu üyesi devrimciler. Taşeron şirket kuran devrimciler yok mu? Yani eskiden öyleymiş. Adam mahalle karakolunda iki gün kalmış. Aradan 30 sene geçmiş. Şimdi gittiği yerlerde biz işkence görürken diye başlayan nutuklar atıyor. Üstüne bir bakıyorsun abi. Bir bakıyorsun üstüne. Abi binlerce dolarlık takım elbise. İpek kravat, ipek şey. Buradan Sarkan şimdi moda var ya buraya koy. Bizim Özgür de koyuyor buraya. Ben değil ha. Ha öteki taraftan biz ne işkenceler çektik, ne acılar çektik. Oo, falan diyor amcam. Amca sen hangi cenahtaydın? Ben Konya'da İstiklal Marşı'nda oturmuştum. Evet. Allah'tan elhamdülillah. Ya amca bir şey soracağım ya. Yanlış anlama beni ya. Yani affına sığınarak soruyorum ya. Bu beni ilgilendirmez ama. Buyur buyur sor sor. Ya amca senin bu atölyede çalışanlar asgari ücret alıyorlarmış. Neyse. Biliyorsunuz değil mi? Ücret tartışması yüzünden ATV'de iki tane meslektaşı uçurdular. Ha şimdi bu meselelere girmeyelim. Aman onlar da ne soğuk nevalelerdi arkadaş. Samimiyetsizlerdi. Ben sabahları bakıyordum. Sabah iki tane meslektaş vardı. Bir kız bir erkek. Yok sen benden çok kazanıyorsun. Sen benden çok kazanıyorsun diye. ATV'de sabah haberlerini sunanları hop uçurmuşlar. ATV'de. Ben ATV'de görüyordum. Neyse. Hadi bu şu sosyalistlere bakalım. Kılıçdaroğlu'na ne etmişler? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel temasları sırasında sarf ettiği sözler küçük çaplı bir krize neden oldu. Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı grubu toplantısına katılan Kılıçdaroğlu toplantının ardından grup başkanı Hannes Svoboda ile basına açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi, Esad'la Erdoğan'ın baskıcı olduklarını ve aralarında ton farkı bulunduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu aralarında demokrasi açısından ne fark var ifadelerini kullandı. Esad'la Erdoğan arasında ton farkı var. İkisi de baskıcı. İkisi de medya üzerinde baskı kuruyor. İkisinin de özel mahkemeleri var. İkisinin de özel savcıları var. İkisinin de özel hapishaneleri var. İkisi de medya patronlarına şunu at, şunu atma diye talimat verebiliyor. Ne farkı var aralarında demokrasi açısından? Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan Svoboda ise Erdoğan'ı Esad'la kıyaslayan herhangi bir açıklamanın sadece yanlış bir anlama olabileceğine vurgu yaptı. Sosyalist Grup Başkanı Erdoğan'ın Suriye halkına karşı terör ve savaş yürüten Beşar Esad'la mukayese edilmesi mümkün değildir dedi. Yaşanan bu görüş ayrılığının ardından iki liderin görüşmesi iptal edildi.
Program dahilinde Svoboda ile görüşmeye gelen Kılıçdaroğlu'nu protokol görevlisi önce bir sorun var diye uyardı. Daha sonra içeri giren Kılıçdaroğlu ve heyeti kısa bir süre sonra görüşme odasından hızla ayrıldı. İlk etapta açıklama yapmayan CHP heyeti kendilerine ayrılan bir odada toplantı yaptıktan sonra Genel Başkan Yardımcısı Faruk Luoğlu basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Suriye rejiminin başındaki Beşar Esad arasında bir paralellik kurmuştur. Kurduğu bu paralelliğin Sayın Svoboda'da bir rahatsızlık yarattığını öğrendik. Ve ne zaman öğrendik? Bunu kendisiyle görüşmeye gittiğimizde yardımcıları tarafından bize ifade edildi. Bize bu rahatsızlığın bize ifade edilmesinden sonra Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Svoboda ile görüşmenin uygun olmayacağını, bir yarar sağlamayacağını düşünerek görüşme mahallinden ayrıldık. Konu bundan ibarettir. Vallahi şimdi Kılıçdaroğlu'nun da bir şeyi var. Şimdi onu da sosyalist grupla yaşadığı krizi değerlendirmiş CHP Genel Başkanı. Onu da izleyelim. Ondan sonra bilmiyorum benim düşüncemi nasıl bulacaksınız? Dünden beri böyle internetten de takip ediyorum. Ya sanki bu işin de temelinde var bir, en temelinde var bir sorun. Bir izleyelim bakalım Kılıçdaroğlu'nu. Koridorda dolaştılar, daha sonra bir odada beklediler. İşte CHP Genel Başkanı'nın ne olduğunu anlamadığı o anlarda aslında Avrupa Parlamentosu Sosyalist grubuyla bir kriz yaşanıyordu. Yaşanan gelişmelerin ardından Brüksel'den Türkiye'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu ayağının tozuyla kameraların karşısına geçti. Benim yaptığım açıklama nedeniyle rahatsız oldukları ifadeleri iletildi. Benim yaptığım açıklamadan rahatsız olanla ben görüşmem dedim. Kimse kusura bakmasın. Ve geri döndüm geldim. CHP liderini bekleyen ilk soru Sosyalist Başkan Svoboda ile yaşadıkları görüş ayrılığıydı. Suriye'deki rejimin başındaki isim Beşar Esad'la Başbakan Erdoğan'ı birbirine benzeten Kılıçdaroğlu sosyalistlerden neden tepki görmüştü? Bütün bu ayrıntıların görülmediği ama sadece bir şeyin görüldüğü bir tabloyla karşı karşıyayız. Önce şunu söyleyeyim. Benim Brüksel'de kullandığım Esad'la Erdoğan arasında fark yoktur, ton farkları vardır cümlesini bir gün önce ben CHP grubunda yaptığım konuşmada kullanmıştım zaten. Toplantıda bana, basın toplantı sırasında bana Erdoğan'ın CHP'ye yönelik olarak eleştirileri hatırlatılarak siz Esad'ı destekliyorsunuz eleştirisini bana yönelttiler. Ne diyorsunuz diyen. Ben de yanıtını verdim. İkisinin arasında ton farkı hariç hiçbir fark yoktur dedim. Kendi düşüncelerini ifade etme özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu görüşmeyi kendisinin reddettiğini söyledi. İç politikaya yönelik olarak sorulan soruya 3 aşağı 5 yukarı bu yanıtı verdim. Efendim burada böyle bir tanımlama yapamazsınız. Düşünceyi açıklama özgürlüğünü kabul etmeyen hiçbir kişiyle görüşmem ve görüşmedim. Orada da reddettim görüşmeyi. CHP lideri Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye 3. sınıf demokrasiyi uygun gördüğünü söyledi. Şimdi ben o kişilere soruyorum. Yasama ve yargı bizim için ayak bağıdır diyen Başbakanın sözü ortada dururken siz ne yaptınız? Ne söylediniz? Çünkü birileri Türkiye'ye 3. sınıf demokrasiyi uygun görüyordu ondan. Bu halk 1. sınıf demokrasiye layıktır. 3. sınıf demokrasiye değil. Kılıçdaroğlu Batılıların CHP'ye demokrasi dersi veremeyeceğini söyledi. Hiçbir Batılı bize kusura bakmasın demokrasi dersi veremez. Asla kabul etmeyiz. Biz demokrasi Batı'nın lütfuyla kazanmadık. Biz demokrasiyi alnımızın teriyle kazandık.
Birileri bizi eleştirecek diye biz yolumuzdan dönmeyiz. Kararlıyız. Bedel ödenecekse o bedeli biz ödeyeceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. O şunu söyledi, bu bunu söyledi. Hiç önemli değil. CHP lideri yaşadıklarını ve düşüncelerini böyle özetledi. Ancak karşı taraf, yani Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Svoboda bu konuda farklı görüşe sahip olduğumuz için tavır göstermek amacıyla Kılıçdaroğlu'yla görüşmek istemedim dedi. Şimdi yani bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz, bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Ama bu ülkenin başbakanı nasıl hepimizin başbakanıysa bu ülkenin siyasi liderleri de bu ülkenin hepimizin sahiplenilmesi gereken insan olarak sahiplenilmesi gereken insanlardır. Ben başbakanı nasıl ciddiye almak durumundaysam muhalefet liderlerini de öylesine ciddiye almak durumundayım. Şimdi ortada bir samimiyetsizlik var. Bu samimiyetsizlik de Avrupa Birliği'nin samimiyetsizliği. CHP Genel Başkanı bir konuşma yapmış. Katılırsınız, katılmazsınız. Tabii ki tepki de gösterirsiniz ya da göstermezsiniz. Ama Avrupa Birliği'nin salonlarında daha bir yıl kadar önce ya da ne bileyim geçtiğimiz yıllarda BDP'lilerin gidip de yaptığı konuşmaları da hatırlamak lazım. Onlara ne yapmış Sosyalist Grup Avrupa Birliği? Ben her zaman söylerim. Avrupa Birliği dediğiniz şey İbişler ailesinden oluşan bir Hristiyan kulübü. Onlar kendi aralarında otururlar. Hatıralarını İzabel'i hatırlarlar. Ferdinand'ı hatırlarlar. Viyana'da ne biçim bozguna uğrattık. Viyana'yı nasıl alamadılar ama diye anlatırlar. Fatih'i nasıl zehirlediği anlatırlar. Sonra giderler papanın elinden şaraplı ekmek yerler, giderler uyurlar. Avrupa Birliği zaten Türkiye'nin yıllarını çalmış. Sadece içinde birkaç tane işbirlikçiyi semiz hale getiren bir gereksiz, bir işe yaramaz, bir şer kulübü. Bu benim kişisel düşüncem. Ama üzüldüğüm nokta benim ülkemin liderleri niye Avrupa Birliği'nin baronlarına gidip de bizim derdimizi, tasamızı anlatırlar? Bu ne acayip bir alışkanlık. Yıllardır Türkiye'de kafası bozulan Avrupa'ya gidip de kendi ülkesini zemediyor, şikayet ediyor ya da eleştiriyor ya da konuşuyor. Bu neden yani? Bunun nedeni nedir? Bunu anlamaya çalışıyorum. Neden biliyor musunuz? Türkiye'de siyasi samimiyetsizlik öyle bir boyuta, diyalogsuzluk öyle bir boyuta ulaştı ki bizim siyasi liderler dolaylı yoldan birbirlerine böyle mesaj gönderiyorlar. Benim düşüncem Cumhuriyet Halk Partililerin bu Svoboda denilen adamın hiç ciddiye almamaları. Bu Avrupa Birliği'nin ibişinin, bu sosyalist ibişinin AK Parti tarafından da ciddiye alınmaması. Çünkü bugün CHP'ye yapan yarın kendilerine de yapar. Yani bu konunun gündem işgal etmesinden ben hicap duyuyorum. Kusura bakmayın. Temelden keşke memleketimizde diyalog, siyasi liderler arasında rekabete dayalı da olsa, zıtlaşmaya da dayalı olsa, çatışmaya da dayalı olsa, hani barikayı, hakikati, müsaademeyi efkardan doğduğunu yaşatmak amacıyla keşke gidip de Avrupa'da birbirimizin tantununu yapmasak. Ya bu temelde böyle, yıllardır böyle bu. Bu sadece Kılıçdaroğlu'yla alakalı bir şey de değil. Bu yıllardır böyle. Yani dedim ya size Ahmet Türk'ün, Selahattin Demirtaş'ın Avrupa Meclisi'nde ne o bilmem nerede yaptığı konuşmaları da yok sayamayız. Ha, onlara da aynı şey olmuş mu? Aynı tepki gösterilmiş mi? Dün PKK'ya terörist diyenler bugün terörist demiyor. Bunun mantıklı sosyalizm tabanlı, insanlık hakları, insan hakları çerçeveli açıklamasını yapabiliyorlar mı? Onun için ben külliyen Avrupa Birliği'ne gıcık olduğum için, o Svoboda denilen adamı da adam yerine koymadığım için bu olayı da yok hükmünde değerlendiriyorum. Bence Türkiye'de aklı başında herkesin
bu olayı yok hükmünde değerlendirmesi gerekir. Yoksa o iyi işlere prim üstüne prim veririz. Yani bu adamın üstünden CHP'nin de eleştirilmesi doğru değil. CHP'nin de bu adam üstünden bir değerlendirme yapması da bana doğru gelmiyor. Bir küçük ara veriyoruz, minicik bir ara. Sadece reklam arası, sonra devam ediyoruz. Murat Çay Lojistiği'nin sunduğu sabah resimleri reklamlardan sonra devam edecek. Murat Çay Lojistiği'nin sunduğu sabah resimleri devam ediyor. Amerika'ya dokunma yanarsın diye bir mesaj var da biz yanmışız kudretten. Amerika daha yaksa ne olacak, yakmasa ne olacak? Sağımız solumuz çok yıldızlı bayrak meraklısıyla dolu yani. Ne diyeyim ben? Efendim şimdi ben bu konuyu burada bırakalım, dediğim gibi ben bu olayın gündem yapmasını, yani bizim gündemde konuşmamız gereken, bütün Türkiye'de tartışmamız gereken başka konular var ama şimdi ne yazık ki hepimiz İstanbul medyasının etkisi altında kaldığımız için o 32 dişini birden gösteren kokoşların dayattığı bütün gündeme milli gündem deyip üzerine atlıyoruz. Şimdi yine biz CHP'den gidelim. Efendim Cumhuriyet Halk Partili önemli bir isim var. Ya adamın konuşmaları da beni etkiler yani. Böyle hoşuma da gider yer yer yaptığı konuşmalar. Gürsel Tekin. Abi Gürsel Tekin yani İzmir milletvekili falan değil. Ama İzmir'le alakalı, İzmir'e neredeyse İzmir milletvekillerinden daha çok geliyor. İzmir'de İzmir milletvekillerinden daha çok gündem yaratan açıklamaları var. Hatta hatırlar mısınız bilmem, hatırlarsınız mutlaka, bizim Küçük Umut olayı vardı ya. Hani Maganda'nın biri kaydıraktan kayarken aramızdan aldı götürdü Küçük Umut'u. Hatırlıyorsunuz onu. Sonra tesadüfen katili yakalandı. Bu Küçük Umut'un evine ilk taziyeye giden CHP'li vekil de Gürsel Tekin. Bizim CHP'li İzmir milletvekilleri otururken Gürsel Tekin gitti. Çok farklı bir adam. Yani hiç tanışmadım kendisiyle ama tanışmak da isterim. Ağırlamak da isterim. Dün İzmir'deydi. Ve yine aslında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. İşte sabah basın toplantısı yapmış filan. Kahvaltılı basın toplantısı yapmış. O önemli. Ve bu epey bir konuya değinmiş. Bir izleyelim de biraz konuşalım üstüne. Buyurun. İzmir medyasının karşısına geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin gündemi değerlendirdi, öz eleştiri yaptı. O belediye bu belediye basmaktan vazgeçsinler. Parlamentoda bir komisyon oluşturalım. Komisyon ilk CHP belediyelerini soruştursun. Daha sonra da AKP belediyelerine bakalım. İzmir siyasetinde sık sık polemik konusu olan anketler de Gürsel Tekin'in gündemindeydi. Gün geçmiyor ki bir araştırma kuruluşu çıkmasın. İki, araştırma kuruluşları eğer kamuda iş yapıyorsa bağımsızlığını kaybetmiş demektir. Bana bir tek araştırma kuruluşu gösterin, kamuda devlette iş yapmıyor diyeyim. Objektif davranabilir misiniz? Böyle dedi Tekin. Anket şirketlerinin yaptıkları araştırmaları objektif olarak kamuoyuna yansıtmadıklarını ileri sürdü. Bugün yapılan bu kamu yoklamalarının doğrusu çoğunun bir objektif davranmadığını, hani özellikle son dönemlerde şirketlerin neredeyse %80'inin devlette kamuda iş yaptığı yerde objektif bir şey beklemek
doğrusu saflık olur diye düşünüyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı AK Partili milletvekilleri ve bakanlara seslendi. Aynı masada oturup İzmir'in sorunlarını tartışalım dedi. 10 yıl önce ya da 11 yıl önce siyasi arenada bütün siyasi partiler ekranlara çıkardı. Ekranlarda herkes kendi düşüncesini söylerdi ve bu konuda da millet kendi kararını verirdi. Yani maç seyreder gibi. Niye bunu denemiyoruz? Ya ne olur mesela İzmir'in sorunlarını konuşmak için AKP'li bakanlarla bizim aynı masada oturmamızın ne sakıncası var? Çağrı yapıyorum. Hodri meydan diyorum. Tek başıma geleceğim, onların tamamı yaz. Aynı çağrıyı daha önce de yaptığını hatırlatan Gürsel Tekin bu çağrısına yanıt alamadığını söyledi. Ama şimdi tek kalem aç. Söylediklerimizin cevabı yok. Gelin tartışalım yok. Gelin konuşalım yok. Eğer buna aracı olursanız bizi mutlu edersiniz. Hangi bakan olursa olsun. Baştan bakın ben 6 ay önce burada İzmir'de bir öneride bulundum. Önerimi tekrarlıyorum. Şu anda bizim çürümüş yerel yönetim yasasını değiştirmemiz lazım. Şimdi meclisin internet sitesine girdim yanlış yapmamak için. Gürsel Tekin, İstanbul Milletvekili. A blok, 2. kat, 3 no'lu banko, oda no 7. Ama size bir şey söyleyeyim. Gürsel Bey'in İzmir'e her geldiğinde yaptığı konuşmalarda sergilediği kapasite... İzmir milletvekillerinden daha farklı gibi geliyor bana. Bilmiyorum, CHP'liler daha iyi değerlendirir bunu ama biz mesela Gürsel Tekin'den daha az gördüğümüz, hatta hiç görmediğimiz mesela soyadı Türeli olan bir milletvekili var. Ben bir defa yağmurlu bir havaydı, Habertürk'e girerken gördüm, koşarken. Gürsel Tekin'den daha az tanıyoruz onu. Bir tane eski büyükelçi var, çok saygıdeğer bir insan. Bir kere ben yayınımı almıştım. Ama enteresan ya bu, yani Cumhuriyet Halk Partisi uzmanı meslektaşlarımdan da sizlerden de ben bu Gürsel Tekin'le ilgili hakikaten bilgi ve adamın düşünceleri çok yani bana çok sıcak geliyor. Çok doğru geliyor. Bilmiyorum, tam böyle tunturaklı konuşuyor. Diğerleri gibi değil yani. Hiç kusura bakmasınlar. Birazcık bunun etkisi ne olabilir? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul milletvekili İzmir'de basınla ayrımsız, basınla bir araya geliyor. Bazıları gibi Alsancak'ın ünlü pastanelerinde 2-3 kankiyle bir araya gelmiyor. Ya da filanca otelin filanca salonunda akşamları bir araya gelmiyor. Hani hiç gibi üzerine kim ne alınırsa alınsın yani zerre kadar umurumda değil. Ama yani bu milletvekilinin söyledikleri de, çünkü o Umut olayından beri, bakın Umut olayından beri fena halde takıkım ben. Aklıma geldikçe söylüyorum. Şimdi bana kızıyorlar. Yani şöyle kızıyorlar. Ya bu at meselesini çok uzattın. Evet, çok uzattım. Bir sembol oldu çünkü Mustafa Moroğlu'nun ata binmesi benim için bir sembol oldu. Evet, çok uzattım. Ama bu Mustafa Moroğlu ile alakalı değil. Kişilerle alakalı, zihniyetle alakalı. Bilmiyorum, inşallah kısmet olur. Ben kendisini bir sabah burada bizim gevreğimizi, boyozumuzu, bizim genel müdür çok meraklıdır. Konuklara böyle kahvaltı falan verir arada sırada. Söylerim onu da. Yani Gürsel Tekin'i ağırlamak isterim yani. Tabii bu konuda sizlerden de şey bekliyorum. Bu konuda bana mesaj gönderirseniz. Bilemem artık yani ben o konuyu bilemem. Yani büyükşehir aday, yani bilmiyorum, yok böyle bir şey söylemedim de aklıma da gelmez bu. Eğer örnek veriyorum, çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Eğer İzmir'e İzmir dışından bir belediye başkanı aday gösterilirse, kusura bakmayın, İzmir milletvekilleri, İzmir teşkilatları bassınlar istifayı. Yok artık yani. Ya gördük yani, o soyadı Türeli olan çok değerli, birikimli bir insanmış. Ama yok ortada. Yok. Sadece CHP içinde değil, yani diğerleri içinde böyle. Bütün milletvekillerinde
dikkat edin bakın, ön plana çıkan birkaç kişi. Yani çok fazla yok. Çünkü dediğim gibi bir aşağı mahalle, yukarı mahalle şeyi var. Gürsel Tekin yukarı mahalle havasında. Ondan böyle herkesle görüşmeye çalışıyor. Aşağı mahalle böyle Alsancak ve Punta ve dolaylarındaki patisiyirlere merak sarsa hiç zannetmiyorum haber maber de olmaz. Kendi kendi, hatta U masa toplantılarına bile katılabilir yani. Biliyor musun? U masa toplantıları vardır İzmir'de. Hafiften hazırlıklar başlamış. Efendim, Konak'ta grev çanları çalıyormuş. İşçiler %20 oranında zam istemiş. Kabul edilmeyince grev kararı alınmış. Hadi bakalım, buyurun. İzelman işçilerinin krizi henüz yeni çözülmüştü ki bu kez Konak'ta isyan çıktı. Konak Belediyesi ile masaya oturan işçilerin zam talebine vize çıkmadı. 60 gün içerisinde grev uygulama tarihini belirleyeceğimiz bir tarihte başlatacağız. Biz ilk 60 günlük yasal süre içerisinde anlaşma sağlayamadığımız için grev kararını ilan ettik bugün itibarıyla. Masada uzlaşma sağlanamadı. İşçiler grev kararı aldı. Grev ilanını Konak Belediyesi binası kapısına asan işçiler, talepleri karşılanmazsa 60 gün içinde iş bırakacak. 16 Ocak 2013'ten bugüne bu 4 aylık süreye de ilave ettiğimiz zaman 8 aylık bir mağduriyet var. Çalışan arkadaşlarımızın talebi sendikamızın hazırlamış olduğu toplu sözleşme taslağındaki taleplerin bir an önce hayata geçirilmesi için bu toplu sözleşmenin masa başında imzalanması gerekiyor. İşçiler %20 oranında bir artış talep ediyor. Belediyenin belirlediği rakam ise %12 civarında. Bugün biten bütün toplu sözleşmelerde görüyoruz. Sayın Hakan Tartan da bu konuda uyuşmazlığı gidermesi açısından devreye girmesini bekliyoruz. Merve'li işçilerin de en iyi şekilde sözleşmesinin bitmesini bekliyoruz. Ama biz gülen yüzün tek taraflı değil, işçilerin de yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Eğer iki tarafın yüzü gülerse Konak'ta daha iyi hizmet olacağını buradan bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Konak Belediyesi önünde toplanarak Başkan Hakan Tartan'ı protesto eden işçiler daha sonra işlerinin başına döndü. Ya hiç aklıma gelmezdi böyle bir şey olacağı. Vallahi billahi hiç aklıma gelmezdi. Ama bu da bir şey. Gerçek. Değil mi? Efendim. Bu arada hani gündemde unutmayalım. Başka şeyler giriyor çıkıyor diye söylüyoruz. Şey var. Bu Reyhanlı olayıyla ilgili. Cumhurbaşkanı Reyhanlı'ya gitti. Bunun altını çizerek söylüyorum. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Reyhanlı'ya gitti. Arkadaşlarımız o haberi göstersinler. Hemen bana konuş da konuşayım ben. Hadi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bombalı saldırıların yaşandığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitti. Cumhurbaşkanının ziyareti nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Kaymakamlık binasında ve gazetecilerin ekipmanlarında dedektör köpekle kontrol yapan polis ayrıca helikopterle havadan güvenlik sağladı. Abdullah Gül beraberinde İçişleri Bakanı Muammer Güler, Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ve bölge milletvekilleriyle birlikte Reyhanlı ilçesine gelerek ilçe kaymakamlığında briefing aldı. Yaklaşık 1,5 saat süren briefingin ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Gül, saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu olay gerçekten çok üzücüdür. Acısı çok derindir. Türkiye'de tek hamlede yapılan terör olaylarında en çok kayıp verdiğimiz ve en çok acı çektiğimiz bir olaydır. Abdullah Gül saldırıyı yapanların mutlaka cezalandırılacağını vurguladı. Bütün bu bulgular, bilgiler ve deliller nihayette mahkemeler yargı kararıyla kesin neticeye ulaştırılacaktır. Ama şunun bir kez daha bilinmesini isterim. Devlet sorumluluğu ve kararlılığı neyi gerektirir diyorsa bu muhakkak yapılacak ve bu olayın
içinde, dışında bir şekilde kim bulaştıysa, kimler bulaştıysa, kimler teşvik ettiyse hesabı sorulacaktır. Cumhurbaşkanı Gül, emniyet ve istihbaratın böyle bir eyleme yönelik uyarıları olduğunu vurguladı. 100 tane olaydan 99 tanesini önlersiniz. Bunları duyurmazsınız. Ama bir tanesi elden kaçınca bu acılar çekilir. Durum budur. Şüphesiz ki hepimizin görevi %100 başarılı olmaktır. Nerede, nasıl oldu? Bu kadar takip altında olup, çünkü bu takipler onun bunun duyumu değil, bunlar teknik artık biliyorsunuz. Bu işler teknolojiyle ilgili konular. Deliller, teknik deliller. Böyleyken nasıl oldu da kaçtı ve gerçekleşti? Bununla ilgili de bütün çalışmalar, incelemeler, araştırmalar, soruşturmalar da tabii ki yapılıyordur. Ki bir daha bu tip şey olmasın diye. Cumhurbaşkanı vatandaşlara da bu oyuna gelmeyin çağrısında bulundu. Bütün vatandaşlarımı hatırlatmak istiyorum. Sakın bu oyunlara hiç gelmeyelim. Gün bugündür, sağduyulu olma günüdür. Birlik, beraberlik, dayanışma içinde olma günüdür. Devletin başı. Yani söylediklerine kulak vermek lazım. O sükunetine kulak vermek lazım. Yani Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımları, sakinleştirici yaklaşımları her zaman yararlı bu ülke için. Yani onu söyleyeyim yani. Bu da benim kişisel düşüncem. Düşünsenize meclisteki Tantun, Çankaya Köşkü'nün de içinde olduğu bir Tantun'a dönüşse ne olur halimiz ya? Nankör kedilikler falan çıksa, millet birbirini anayasa, ceza kanunu falan atmaya başlasa, değil mi? Yani neyse, bunlar derin konular. Yani bunlar derin konular. Efendim, şimdi bir haber var ama o haberi sunmayacağım, sadece söyleyeceğim. Çocuklar, bu kırık kol haberinin süresi nedir? Bu haberi bir verelim, bu haberi bir izleyin. Ya verelim, vazgeçtim. Bu haberi verelim, verelim. Sonra konuşalım. İzmir'de yaşayan Melek Usta, böbrek rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan iki çocuk annesi, 87 yaşındaki kadın, acil servise getirildiğinde bilinci kapalıydı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaşlı kadın 5 günün sonunda kendine gelebildi. Hastanede tedavisi devam eden yaşlı kadına dair ilginç bir iddia ortaya atıldı. 4 Mayıs 2013 tarihinde babaannemi acil servise getirdik. 9 Eylül Üniversitesi acil servisine getirdik. Böbrek rahatsızlığından dolayı. Babaannemin şuuru kapalıydı, kendine değildi. 5-6 gün acil servise yattı, servise çıkartmadılar yer yok diye. Biz kapıda süründük açıkçası. İçeri de sokmuyorlar çünkü hasta yakınlarını. Hani bir ihtiyacı var mı, su içecek mi, bir şey içecek mi diye sokmuyorlar. O gün babam bir kere içeri girmiş zar zor izin alarak. Kolunda bir morluk bir şişlik varmış. Demişler ki hani damar yoldan olabilir. İddianın sahibi Melek Usta'nın torunu Aşkın Usta. Usta'ya göre yaşlı kadının kırık olan kolu 11 gün sonra fark edildi. Bugün ayın 15'i, 11 gün sonra bize kolunun kırık olduğunu söylüyorlar. Biz babaannemi buraya getirdiğimizde hiçbir şey yoktu. Sadece böbrek rahatsızlığından, yani bir şey yokken böbrek rahatsızlığından getirdik. Şu an kolu alçıda kırık. Ağzındaki protez dişlere varıncaya kadar çöpe atmışlar. 87 yaşında bir kadını, canını emanet ettiğimiz, hastanelerine güvendiğimiz 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ni sağlam getiriyorsunuz kolunu, bacağını, kırık olarak hastanızı devralıyorsunuz. Babaannesinin yanında refakatçi olarak kalan Aşkın Usta, hastane çalışanlarının tavırlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Hiçbir şey açık. Doktora zaten ulaşmak mümkün değil. Doktora ulaşmak burada en zor şey. Bilgi alamıyorsunuz, insanları insanla koymuyorlar. Yani onların 7 yıl okumuş olması diğer insanları onlardan üstün kılmaz.
Hepimiz günün birinde bu hastaneye düşeceğiz. Onlar da dahil. Bundan sonra hukukun bana verdiği hak neyse, hukuk yolu ne gerekiyorsa şikayet edeceğim, mahkemeye vereceğim. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde buna sebep olan kişiler bunun bedelini ödeyecek. Hastane yetkilileri ise olayın araştırıldığını söyledi. Hastane yönetimi var mıymış? O hastanede bir başhekim var mı? Bir hastane müdürü? Hatta o üniversitenin rektörü gerçekte var mı? Bir şey söyleyeyim mi? İnsanlık o kadar yerle yeksan olmuş ki, insanlığın en temel duygularından olan utanma zayi olmuş. Artık utanmıyoruz birbirimize davranırken. Bakın utanmıyoruz. 9 Eylül Üniversitesi yönetiminde, hastane yönetiminde utanmamak şan oldu. Bu bir değil. Benim gazeteci arkadaşım biliyorsunuz Mustafa Yılmaz'ı. Onun kayınvalidesinin başına gelenler daha yeni. Benim sevgili, mekanı cennet olsun, gazeteci abim Fevzi Yılmaz'ın nasıl aslında öldüğünü hala bilmiyoruz biz. Ya devletin bu hastaneye el atması lazım. İzmir'de hiçbir hastaneden bu kadar iğrenç şeyler gelmiyor. Saygısızlık yerlerde. Geçen hafta cuma günü müydü, perşembe günü müydü neydi, Bozyaka'ya gittim. Bir yakınımın, dedim ya size. Orada biraz böyle tepem attı sağa sola. Ben hastanelerde rahat durmam. Böyle bodozluğum, acil servisten girdim. Neyse, oranın bu acil servisi falan sorumlusu doktorla tanıştım. İsmet Hoca diye bir doçent. Muhteşem bir insan. Muhteşem bir insan. Abi benim orada da derdim güvenlikçilerleydi yalnız. Onu da söyleyeyim size. Ya bu özel güvenlikçileri. Arkadaş kiloyla mı alıyorsunuz bir yerden? Yani ucuza getirmek için Çin'den getirip estetik mi yaptırıyorsunuz? Özel güvenlik elemanlarına rica ediyorum. Sizden insanlığınızı kapı dışında bırakmak isteyenleri bana ihbar edin. İsim isim burada deşifre etmezsem şerefsizim. Yeter artık. Yeter. Yeter, yeter, yeter yani. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ni Nazi kampına çevirdiyseniz efendiler, bunu açık söyleyin. Kapıda öyle eylem yapıp doktora saldırmayacağıma yemin ediyorum diye taahhütname imzalamakla Hipokrat'a yaranamazsınız efendiler. Yeter artık. Profesör olduysan profesör oldun. Sana insanları aşağılamak hakkını kimse vermiyor. Adam kalp ameliyatı olacak. Oğlu bilgi almak istiyor. Adam gelmiş, bakmış, gitmiş. Yani şimdi burada isim söyletmeyin bana. Bakmış, gitmiş, demiş acil olarak anjiyo değil de. Ne o öteki, demar değişiyor. Bypass. Bypass olacak. Acil bypass yapmamız lazım. Demiş, gitmiş. O anda hastanın yanında işte kızı mı varmış, yeğeni mi varmış, neymiş? Hemen babasını ya da eşini aramış. Adam gelmiş, demişler ki hocayla görüşeceksiniz. Yani acil bypass yapılması gerekiyor diyen hocayla görüşeceksiniz. Orada öyle bir olay var. Hocalar da kurulmaz. Ya ben bizim milletvekillere laf söylüyorum. Yok ya, hepsi sütten çıkmış ak kaşık. Hocaya ulaşamamış. Bir hafta boyunca ulaşamamış. Bypass olman lazım diye denen hastayı bir de göndermişler. Hasta 6. gün kalp krizi geçirmiş. Ölmemiş yani. Ölmemiş. Yani ölmemiş de. Ha bu nasıl bir şey ya? Nasıl bir bilgilendirme var? Emin Alıcı'yı mumla arıyor o üniversite. Mumla arıyor. Emin Alıcı dönemindeki hastane yönetimini mumla arıyor. Başhekim efendi, kalem erbabı. Bizim Mustafa'ya öyle. O öyle yazmış. Bizim burada böyle bir şeyler yaşanmamaktadır. Görülmemektedir. Olmamaktadır. Yanlış bakıyorsunuz. Yanlış görüyorsunuz. Bizim de derdimiz var. Ben de insanım. Allah Allah. Arkadaş, oraya millet para veriyor, para. Adam gibi bakacaksın. Dilerim Allah'tan tez zamanda Sağlık Bakanlığı o hastaneye el koyar. Yeter. Yeter.
Yeter yani, yeter. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nden şikayet duymak istemiyorum. Ben en fazla Atatürk Devlet Hastanesi'ni ve Karşıyaka'yı eleştiriyordum. Böyle saçma sapan şeyler olmuyor. Böyle böbrek rahatsızlığından şuuru kapalı olan insan servise çıkamıyor, yer yok diye. Niye tutuyorsun o zaman onu orada? Niye orada tutuyorsun? Niye sevk ediyorsun başka bir yere? Mussolini'nin kara gömleklileri gibi faşist ruhlu adamlardan güvenlikçi yaparsan, bunlara amir koyarsan, orada ne hastanın, ne insanlığın, ne Allah'tan korkunun, ne kuldan utanmanın, ne de Hipokrat'a saygının esamesi okunmaz. Al hocasını, vur asistanına, topla bunları, koy idari kalem erbabına, değişen hiçbir şey yok. Kalitesizlik, kalitesizlik, kalitesizlik. Baytar mısınız, doktor musunuz belli değil be. İstisnalar kaideyi bozmaz. Benim de tanıdığım var orada 9 Eylül Üniversitesi'nde. İstisnalar kaideyi bozmaz. Onlar kalitelerini zaten pırıl pırıl parlatıyorlar. İnsanlar da zaten oraya gidiyor. Onları buluyor. Onları buluyor. Çocuklar. Neyse, çay çorba arası verelim, gelelim. Murat Çay Lojistiği'nin sunduğu sabah resimleri reklamlardan sonra devam edecek. Murat Çay Lojistiği'nin sunduğu sabah resimleri devam ediyor. Ben bizim haber merkezine söyleyeceğim, hastane haberi falan yaptığınız zaman ve bize iletmeyin bu haberi diyeceğim. Yani Bircan ruh hastası olacak birazdan orada. Fakat Yakın Plan gazetesi vardı. Sevgili Fevzi Yılmaz çıkarıyordu ve Fevzi Yılmaz ciddi bir rahatsızlık geçirdi. Fevzi Yılmaz'ın eniştesi de sevgili Abdülkadir Hazman. Bir mesaj göndermiş. Şok oldum. Diyor ki günaydın, dün gece saat 8'den sabahın 4'üne kadar 9 Eylül Hastanesi'ndeydik. Eğer yaşarsam yazayım da millet okusun. Tabii yaşarsam. Allah gecinden versin. Yani nereden çıkardın bunu? Ne oldu yani? Kısaca rahmetli Fevzi'nin dediği gibi tıp tepti ne dememek için insanlarımızın demiş. Bizim Bircancık telefonunda, telefonun başında dedim ya insanlar ne dertliymiş bu hastane konusunda, arayan arayana yetişemiyorum diyor. Herkes kendi şikayetini anlatıyormuş ama Eşrefbaşı Hastanesi'nden tut da diyor 9 Eylül Hastanesi'ne kadar millet anlatıyor diyor. Efendim bugün Göztepe'ye konuşacağız. 9.30'da Bülent Özkul geldi. Onu yayına alacağım ama çok haberler var. Yani mesela bakın bazılarını geçeyim böyle. Şu neydi, bir dakika. Şu zeytinyağı haberini verelim mi çocuklar? Ya zeytinyağı haberini verelim yani sonuçta. Verelim yani. Zeytinyağı haberi bizim konu. Zeytinyağı fuarı açıldı biliyorsunuz. Baya da güzel yönlendirici. Zaten zeytinyağına yönlendirmek lazım. Hepimiz yönlenmemiz lazım bu zeytinyağına. Baya hoş. Orada da orkidenin standı çok ilgi çekmiş. Bakalım orkidenin standında neler etmişler, neler ilgi çekmiş. Bir onu izleyelim yani. Yani hadi buyurun. Orkide yağları 2013 yılını zeytinyağı yılı ilan etti. Orkide yağları
bu seneyi 2013 yılını zeytinyağı yılı olarak ilan ettik. Ve zeytinyağına bugüne kadar verilmeyen şirketim olarak vermediğimiz önemden çok daha fazlasını bu sene vereceğiz. Çünkü zeytinyağı bizim ana ürünümüz. İSPAŞ tarafından düzenlenen 3. Zeytinyağı Teknolojileri Fuarı'na katılan Orkide, zeytinyağının tüketicinin mutfağında daha çok yer alması için çalışmalar başlattı. Biz bunu ülkemizdeki tüm tüketimimize anlatacağız ve bu sene de Orkide olarak zeytinyağına çok büyük yatırımlar yaptık. Ambalajlarımızı değiştirdik. Kalitemiz her zamanki gibi en üst seviyede ve zeytinyağını tüketicimize buluşturmak için bütün marketlerde satışa sunduk. Üreticiler dünyanın en pahalı zeytinyağını tüketen Türkiye'de fiyatların düşmesi için teşviğin artırılması görüşünde. Ben burada devlet yetkililerine sesleniyorum. Eğer zeytinyağında gerekli destekler verilirse bizdeki Avrupa'daki diğer Akdeniz ülkesi olan Yunanistan, İspanya gibi ülkelerle de ihracat bakımından rekabet etme şansımızı buluruz. Zeytin ve zeytinyağı denince akla ilk gelenlerden Akhisar da yeni ürünleriyle görücüye çıktı. Pancarlı zeytinimiz var. Yeni ürünler bunlar Akhisar'daki, yani bu ürünler Türkiye'deki tek olan ürünlerden bir tanesi. Gene içerisinde gerçek badem dolgulu zeytinler. Sıfır tuz olan bizim Akhisar'ımıza özgü uslu tipi zeytinimizden yapılan. Ham maddesi zeytinyağı olan kozmetik ürünler de güzelliğine önem veren hanımların yakın markajında kaldı. Zeytin kolonyamız. Dediğim gibi zeytin yaprağını kaynatıyoruz. Zeytin yaprağında olerepein diye bir madde vardır. Bu olerepein hem çok kuvvetli antioksidan hem de nemlendirici özelliği vardır. Şöyle size ikram edeyim. Çok fresh. Çok güzel, çok ferah. Evet. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Zeytinyağı, nar suyu ve keçi sütü karışımlarından yapılan sabunlarsa büyük ilgi gördü. Keçi sütüyle bir sabun yaptık. Keçi sütü çok yoğun protein içeriyor. Neredeyse anne sütüne eş değer nitelikleri var içerisinde. Tabii ki bunu bir sabuna attığınızda muazzam bir ürün ortaya çıkıyor. Yüzünüzü yıkarken, banyoda kullanırken yoğun protein içeriğiyle özellikle kırışıklıklara karşı çok etkili mesela. Bu yıl Olay Tek'le birlikte düzenlenen 4. İzmir Organik Ürünler Fuarı da doğallığı İzmirli'nin ayağına kadar getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu özellikle İzmir'de organik sektörünün de bu fuarlarla büyüdüğüne dikkat çekti. Hepimizin bildiği gibi Olay Tek fuarına 15'i yabancı 136 firma katılırken Ekoloji İzmir fuarında 121 firma yer aldı. 19 Mayıs pazar gününe kadar açık kalacak olan fuarlar 10 ile 19 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Zeytinyağı önemli ya. Vallahi zeytinyağı önemli ya. Doğru. Zeytinyağı önemli ya. Evet. Aslında gidip bakmak lazım bu fuara. Vallahi. Eskiden bu şeyin adı zeytin, zeytinyağı, peynir, şarap bir şey fuar mıydı? O fuar mı bu? Bu sadece zeytinyağı konsepti mi? Ha böyle de farklı bir şey vardı. Ben hatırlarım çünkü o zaman İSFAŞ Genel Müdürü Doğan İşleyen'di. Alaaddin Yüksel'le kavga etmişlerdi. Yani oradan hatırlarım. Ama ne bileyim bilmiyorum. Efendim şimdi bizim çocuklarımız ödül almışlar bu Hasan Tahsin yarışmasında. İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin ben onları kutluyorum. Güzel haberlerinden dolayı, bizi de burada programı beslediklerinden dolayı hem kameraman arkadaşlarımı, şimdi Ezgi ile Emrah, Ezgi Saraçoğlu ile Emrah Bezirgen almış ödül bu sene. İkisini de kutluyorum ama bütün haber merkezini, bütün muhabirleri, kameramanları kutluyorum. Çünkü insanüstü gayretlerle zaman zaman kan kusup kızılcık şerbeti içtim zihniyetiyle çok güzel işler başarıyorlar. Ve televizyonda da zaten televizyon demek görüntü demek, görüntüyü konuşturmak demek. Ancak ben bu haberi vermek istemiyorum. Neden vermek istemiyorum? Biliyorsunuz 15 Mayıs günü sabah kurşun anıtının önünde bir tören yapıldı. Yani sağdan saysanız 50, yukarıdan saysanız 100 kişi yoktu. Kimse gelmedi. Ha gelmesi gereken kimse gelmedi. Yani cemiyet başkanımızın toplantısı vardı.
Ama cemiyet başkanımızla ödül almaya Almanya'ya giden gazeteciler de gelmedi. Ama akşam kokteyle herkes gelmiş. Ben de kokteyle gitmedim. O kokteyle giden devlet erkanı niye sabah ilk kurşun anıtının önünde toplanmaz? Niye bir 5 dakikalarını 10 dakikalarını oraya ayırmaz? Karşıyaka'da kültür merkezinin temelini yarım saat sonra atıverselerdi de önce oraya gelselerdi ne olurdu? Gibi kafamda takıntılarım var. O yüzden o haberi vermeyeceğim. Ama bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi bir haber daha var. Son haber bu. Bu haberi de biz pazartesi günü üzerinde duralım. İzmir'de İzmir'in önde gelen iş adamlarından, iş gruplarından öyle mi denir? Kavuklar yeni bir proje açıkladı dün. Onun şeyi vardı. Onu da pazartesi günü işleyelim. Ben gazetelere geçmek. Çünkü gazetelerde de var bu haber. Maşallah bütün medyamız görmüş. Çok ilginç bir proje. Ama dediğim gibi projeyi daha sonra biz yayınımızda konuşuruz. Ama bugün ben çünkü zamandan da kazanmak istiyorum. Gazetelere geçmek niyetim. Çünkü şeyler de var. Mesajlarınız da çok. Yeni Asır, Hayat Üçgeni demiş. İzmir'in ardından Aydın ve Denizli'de organ nakil merkezleri kuruluyormuş. İyi hadi bakalım kurulsun. Egeliler Mısır'a Allah'ım ya bu İzmir'den her yerlere böyle seyahatlere gidenlere bayılıyorum. Böyle bu gidiyorlar geliyorlar gidiyorlar geliyorlar. Esatsız Suriye mutabakatı diyor. Başbakanla Amerikalıların başkanının şeyi var, fotoğrafı var burada. Tekin'den mitinge davet diyor. Yeni Asır'ın birinci sayfasında yer bulmuş. Yeni Güne bakalım. Hayret. Yeni Asır birinci sayfadan görmemiş kavukların yeni projesini. Yeni Gün gazetesi kılıç gidiyor, zengin geliyor demiş. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapan Göztepe'de teknik direktörlük için ilk aday Özgür Zengin olacakmış. İzmir Ekonomi Üniversitesi kentsel dönüşüm nedeniyle eğitim alanında sektörün ihtiyaç duyacağı inşaat mühendisliği bölümünü açıyormuş. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, sektörün kaliteli ve iyi eğitimli inşaat mühendislerine ihtiyacı olduğunu vurgulamış. Ticaret odasında tecrübeyle dinamizm harmanı diye de bir haber var Yeni Günde. Bu arada her yıl geleneksel olarak kutlanan Narlıdere Gençlik ve Çiçek Festivali bu yıl buruk başladı diyor. Acıya saygı için yürüdüler. Şimdi burada tamamen kişisel olarak ben de çok buruğum bu konuda. Neden buruğum biliyor musunuz? Yani anlam veremiyorum. Kesinlikle herhangi bir neden aramıyorum. Asla bir öfke ya şey içinde değilim ama üzülüyorum. Neden? Çünkü dedim ya bu sabah resimleri 2002-2006 yılında İzmir TV'de yayınlanırken örnek veriyorum size. Geleneksel Gençlik ve Çiçek Festivali'ne bir ikisine ben de katılmıştım. Bir tanesinde böyle başkanla yürümüştük. Önceden mutlaka haberim olurdu. Üzülüyor insan. Neden Abdülbatur diye sorasım geliyor zaman zaman. Neden? Nerede? Ne yanlış yapıyoruz? Yani bazı ilişkilerde dostluğu daha ön plana koyarım ben. Çünkü makamlar geçicidir. Önemli olan sokakta makamsız, sıfatsız karşılaşıldığında bir selam hakkının doğmasıdır. Neden? Yani sabahleyin gazetelerde bu haberi görünce içim acıdı. İçim burkuldu. Yani neden dedim, neden? Yani neden? Arkadaş çevren mi değişti? Dostların mı daha kaliteli? Biz bir yukarı mahalle insanıyız. Doğru. Bir belediye başkanı kadar yüksek çevreleri olan insanlardan değiliz. Ama biz seninle az dertleşmedik. Piriştina'dan, rahmetli Piriştina'dan, Hasan Fehmi Mani'nin Narlıdere'ye çifte standartla yaklaştığı günlerde bunları bana sen anlatıyordun, oturuyorduk, kafa kafaya veriyorduk. Çünkü sevdiğim bir insan. Bir marka insandır Abdülbatur. Bir markadır. İzmir'de bütün belediye başkanlarına örnek olacak bir insandır. Ama nedir bu 2009 seçimlerinden sonra benim dost dediğim belediye başkanlarının damarlarına giren mikrop? Fatura mı kesiyoruz? Parayla mı ilişki kuruyoruz? Ha nedir yani bu nedir? Nedir?
Kumbara gibi mi yapmamız lazım? Latanna'ya mı çevirmemiz lazım bu programı? Hepsini bir tarafa bıraktım. Onun için bu şeyi Gençlik Spor Festivali'nde de yok hükmünde davranıyorum ben de. Yok. Yani yok yani. Allah mübarek etsin yeni dostlarıyla, yeni sosyal çevresiyle. Bilmiyorum yani bu konuda çok sevdiğim bir insan, marka olarak gördüğüm bir insan. Ama nedir yani bu koltuk dediğimiz şey bu kadar değiştirmemeli. İzmir'de böyle belediye başkanları oldu 2009 sonrasında. Koltuğa oturdu, adam mutasyona uğradı ya. Yani var, bizim Aziz abi de gitti. Neredeyse yani şatoda oturan baronlar gibi. Allah selamet versin. Hızır yine döndü demiş. Mahkeme Kocaoğlu'nun yetkisini aştığına kanaat getirdi. İzmir 3. İdare Mahkemesi Büyükşehir'in kazandığı son davanın yürütmesini durdurdu. Ersu Hızır için genel sekreter yolu tekrar açıldı demiş. Ya aslında Aziz Kocaoğlu ile Ersu Hızır gitseler bir yerde baş başa yemek yeseler barışsalar olmaz mı ya? Ne bu böyle ikide birde böyle bir haberler? Bu nedir yani? Bu ne çıkarıyorsunuz bundan? Ha, Büyükşehir'deki avukatları da sorgulamak lazım. Bakkaldan mı aldın o hukuk diplomasını diye. Kaco Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çünkü böyle tufaya düşürüp duruyorlar yani. Baksana Ersun Usur yine kazanmış. Hadi ne diyeceksin şimdi? Aziz Bey'in dönüp avukatlara ya siz neydiniz eskiden marul mu satıyordunuz filan diye sorması lazım yani. Hiç kusura bakmayın söylerim yani hiç. Dördüncü Murat yasaklarından kısmen vazgeçildi. Her yerde içki satışını yasaklayan kanun yumuşatıldı. Eğer yalnız bir şey söyleyeceğim. Yani evet bazı yerlerde içkinin sınırlanması, içki satışının bu kadar alenileşmesi doğru. Yani bu konuda benim de kişisel sıkıntılarım yok değil. Ancak öyle bir hani nasıl böyle bir yasa hazırladılar? El insaf, el vicdan. Sonunda yumuşatılmış. İyi sevindim buna. Ama yumuşatma değil, daha bir gözden geçirmenin de gerekli olduğuna ben kişisel olarak inanıyorum. Geçelim Egekel Telgraf'a. Egekel Telgraf dev yatırım demiş. Birçok sektörde faaliyet gösteren Kabuklar Grup gayrimenkul yatırımlarını büyütecekmiş. İzmir'de Bayraklı, Tover ve Ege Bornova projelerini inşa eden şirket şimdi de Point nokta mı demek? Point Bornova yaşam ve alışveriş merkezini hayata geçirecekmiş. 325 milyon dolarlık yatırımla inşa edilecek yeni projeyle birlikte İzmir'e yapacağı toplam yatırımda 425 milyon doları bulacakmış. Nefes alan, üzeri açıp kapılan bir alışveriş merkeziymiş. İyi hadi bakalım. Yani yapsınlar. Alışveriş merkezlerimiz çoğalsın. Bu arada asgari ücretten de vergi kesilmeyecekmiş bildiğim kadarıyla. Asgari ücret yani öyle bir yasa hazırlığı varmış. Güzel. İnsanlarımız daha fazla para kazansınlar. Alışveriş merkezlerine gitsinler. Yoksa gidişimiz gidiş değil. Türkiye'deki ekonomik gerçekleri, tabandaki gerçekleri görmeyen bir sermaye anlayışımız var. Bütün genelden bahsediyorum. Tabii siyaseti de ne yazık ki Türkiye'de sermaye yönlendiriyor. Yani dün Tansu Çiller'i pohpohlayan, Mesut Yılmaz'ı pohpohlayan, efendim Turgut Özal'ı pohpohlayan, daha önce Adnan Menderes'i pohpohlayanlar bugün belli oranlarda Tayyip Erdoğan'ı da pohpohluyorlar. Yarın Kılıçdaroğlu başbakan olsa onları da pohpohlayacaklar. Yani pek değişen bir şey olmayacak yani. Neyse kafanız mı karıştı? Karışmasın karışmasın. Baksanıza ya Avrupa'daki sosyalistler bile bir acayip oldu ya. Birçok yerde kadın adaylarımız olacak diyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin seçimler öncesinde açıklama yaptı diyor. Gürsel Tekin'i size sunmuştum. Size söylediğim bu. Bakın Allah aşkına böyle bir şey olamaz biliyor musunuz? Yani şimdi nasıl göstereyim? Halil biraz şu iki şöyle gösterebilir misin? Bakın İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin. Şurada minnacık vesikalık olan da İzmir milletvekili. Ses tonunu bilmediğimiz, bakın ses tonunu bilmediğimiz İzmir milletvekili erikteki sıkıntıyı meclise taşımış. İzmir milletvekili erikteki sıkıntıyı meclise taşımış. İstanbul milletvekili birçok yerde kadın adaylarımız olacak demiş. Takdir, yorum sizindir. Umarım Kemal Bey bu önümüzdeki seçimlerde bu aday kriterlerini daha bir anlaşılır boyutta ele alır. Bütün şeyler ama. Bütün hepsi. Bütün liderler. Evet.
Ben ne yazdım? Ben kent dönüşümü masal mı diye yazdım. Çünkü ciddi söylüyorum, bu kent dönüşümü konusunda kafam çok karışıyor. Kent dönüşümünün konuşulduğu bir kentte üçüncü sınıf taşra zihniyetiyle garip garip inşaatlar yapılmaz. Şimdi bakın, bu memlekette örnek veriyorum. Bu herkesi kavuklar grup gökdelen yapıyor, apartmanlar yapıyor. Şimdi AVM yapacak. Bakın, işte Folkart'ın şeyleri var ve binaları var, bilmem neleri var. İşte bu aşağı ne o, bu Selim Gökdemir'in binaları var, bir şeyleri var, bir şeyleri var. Abi bir yön, ya bir yön değil, bir elin parmakları kadar karşıya kadar filan o boş arazilerde böyle kocaman kocaman inşaatlar yapılıyor. Bunlara bir sözüm yok benim. Yani söylemek istediğim noktada bunlara bir sözüm yok. Çünkü bu insanlar planlıyorlar, o araziyi değerlendiriyorlar, üstüne bina yapıyorlar. Tamam mı? Benim söylemeye çalıştığım başka. Şimdi garip garip, kusura bakmayın, aman bakan da baksın umurumda değil. Üçüncü sınıf zihniyette adamlar kendilerini müteahhit ilan ettiler. Kapı kapı dolaşıyorlar çantayla, iki katlı, tek katlı, üç katlı, 30 yıllık, 40 yıllık bina, evleri alıyorlar. Onları yıkıyorlar. Nasıl olsa ilçe belediyeleri, kankileri, bir parsel birlikleri, ne o parseli birleştiriyorlar. Ya arkadaş, eskiden 20 kişinin, 30 kişinin yaşadığı parselde bir anda bir bakıyorsunuz 100 kişi, 200 kişi yaşamaya başlamış. Su aynı, kanalizasyon aynı, yol aynı, cadde aynı. Kent dönüşümünün yapıldığı, yapılacağı söylenen kentte ilçe belediyeleri de, büyükşehir belediyeleri de bazı tedbirleri bugünden almak zorunda. Yok arkadaş, inşaat mı inşaat yapamazsın diyecek. Kardeşim, apartmanın altında yapacaksın otoparkını diyecek. Lan adamı sinir etme, ara sokakta apartmanın altına dükkan yapsan ne olacak diyecek. Olmaz, bu dükkan çılgınlığı falan zıvanadan çıktı artık. Kardeşim, alışveriş edeceksen kemer altına git. Aha, AVM'ler yapılıyor, üstü açılan kapanan. Bak, çeşit çeşit AVM var. Git oraya. Dükkanın altında apartman altında dükkan devri kapandı. Bizim otoparka ihtiyacımız var. Müteahhitleri terbiye edecek, eğitecek bir mekanizma yok. Bunu niye söylüyorum, bugün gündem yaptım? Söylememin nedeni, dün proje yapan mühendisler isyan etmiş ya. Yapmayın beyler. Siz önce bu kente olan bir görevlerinizi yerine getirin. Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası. Ya şu Yeşilyurt'ta, Yeşilyurt Ordu Caddesi'nin, Balçova Ata Caddesi'nin, Buca Menderes Caddesi'nin, Mithat Paşa'nın, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın, Kordon'un, Karşıyaka Yalı'nın, Bornova Mustafa Kemal'in bugünkü sıkıntıları neden yaşadığını çok iyi bilmeleri lazım. Altındaki şeytani rant tantanasını çok iyi bilmeleri lazım. Ve kent dönüşümünde ehil olmayan insanların eline mala bile verilmemesi lazım. Ha şimdi Necip Nasır Müteahhitler Birliği Başkanı, yani öyle bir şey var. Allah aşkına, ticaret odası tantanası da bitti. Necip Bey, oturun, arkadaşlarınızı biraz eğitin. Arkadaşlarınızı eğitin yani. Yani onu ben ele aldım. Bir de 950'li gösterelim, ara verelim. Bülent Bey'i bekletmeyelim fazla. Velilerin çığlığı demiş. Alişir Nevai İlkokulu ortaokuldan bağımsız bir bina olmasına rağmen ortaokul yapılıyor. Yakında başka okul olmaması yüzünden veliler isyanda. Onların çığlığı, pek çok okulun ortak çığlığı demiş. Asgari Sevinç, bak burada haber olmuş. Yeni anayasa çalışmalarının yapıldığı meclisten asgari ücretli vatandaşın yüzünü güldürecek bir karar çıktı. Dört parti asgari ücretten vergi alınmamasından uzlaştı. Fakat tabii 200 küsür lira mı, 300 küsür lira mı asgari ücretteki vergi? Peki bu çalışana aynen yansıtılacak mı? İşveren ne düşünüyor? Ha, benim ülkemdeki işverenler verin işçime helal olsun demezler. Orada bizim hala bir Kayserili yağ tüccarı anlayışı var. Yani kim yazmış? Nereden gelmiş? Abi, telefonda
tek Karşıyaka bayrağı var diye telefonlar kilitlendi. Ne demek bir tek Karşıyaka bayrağı var? Öyle görünüyormuş ya. Allah Allah ya, var ya, ben bayrakların hepsini kaldıracağım yalnız. Bak. Gel buraya gel. Bak. Allah Allah, ne gaza gelmeye meraklı şey bak. Buca Sporu, Altın Ordu, Göztepe. İzmir Sporu getirmediler. Altaylılar hiç üzerine alınmadı. Gelen bayrakları burada hiçbirini de ben gidip de bulmadım. Altın Ordu iki tane. Göztepe, Buca Spor, Karşıyaka. Daha ne olacak? Sanki hayatım futbol statlarında geçti ya. Şimdi mesajlarınızı ondan sonra hemen siz konuğumuzu ayarlayın. Konuğumuzu hazırlayın. Ha ha ha. Bugün incir altında da incir altında da bu Danıştay saldırısının anması yapılacak. Bakalım oraya kaç kişi gelecek. Günaydın abi. Bu kentsel dönüşümle ilgili olarak İTO Meclis üyesi İnşaat Mühendisi Levent Bendeş bu konuda oldukça donanımlı, kafandaki soru işaretlerini silebilir. Hayır, Levent Bendeş geçen gün basına yaptığı açıklamayla kafamı yeterince karıştırdı. Onlar anladığım kadarıyla bir metrekareye de inşaat yapma gayretinde. Hiç kusura bakmasınlar, benim söylediğim daha şey. Yani bazı konuları bu kent dönüşümü çerçevesinde inşallah açmak kısmet olur. Böyle tarihleriyle falan. Çünkü ben zaman zaman söylüyorum, sizler içinizden kızanlarınız var. Ama 50'li yıllarda sarı kışlayı yıkan zihniyetin, 60'larda 70'lerde kordonu yıkan zihniyetin, bu bitişik nizam inşaatı icat eden zihniyetin, Ata Caddesi'ni, Yeşil Yurdu efendim canına okuyan zihniyetin, kusura bakmayın ölmüşlerine rahmet falan okumam dediğimde kızanlarınız oluyor. Çünkü o dönemlerde dünyada modern kentleşmeler vardı. Bir ara veriyorum, hemen Bülent Bey'i alıyoruz. Murat Çay Lojistiği'nin sunduğu sabah resimleri reklamlardan sonra devam edecek. Murat Çay Lojistiği'nin sunduğu sabah resimleri devam ediyor. Bu asgari ücretle alakalı detaylı bilgiye sahip değilim. Yani 9 Eylül gazetesi alın. Orada içerik vardır. İnternette de varmış. Ama bilgi sahibi olduğumda sizlerle paylaşırım. Yani ne kadarını asgari ücretler, ne kadarını alırlar, ne kadarını almazlar. Hakikaten bu konuda bir bilgim yok. Bugün haftanın son yayın günü. Bu haftaya çok tatlı başlamadık aslında. Tatlı başlamamızın nedeni de Göztepe maçında olan olaylardı. Bu olayın futbol boyutu, futbol tekniği, futbolculuğu beni pek ilgilendirmiyor. Ben burada sadece Göztepe'nin, İzmir'in en önemli takımlarından biri olduğuna inanıyorum. Çünkü bir de ben suyun bu tarafındanım. Onların coşkusunu hep şahit oldum. Kardeşim iyi bir Göztepe'li. Yani o yüzden futboldan anlamam. Ama ortada şunu söyleyeyim. Dün Süleyman Alasya onu söyledi. Yani Fenerbahçe Galatasaray maçında kan döküldüğü halde o maçtaki olaylar Göztepe olayları kadar yer almadı medyada. Bu benim de dikkatimi çekti. İşte bütün bunları aslında Göztepe taraftarının yüreğindeki o sıcaklığı en iyi bilen insanlardan birini bugün sizlerle tanıştıracağım, tanımayanlar için. O da sevgili Bülent Özkul. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk sevgili Yıllar Atan kaç Kar. Yıl oldu? Yani karşılaşmıyorlar. Eski Kanal 1'de çok karşılaşıyorduk. Evet. Evet, orada da güzel programlar Göztepe'nin var. Göztepe'nin eski başkanısınız. Evet. Göztepe'nin eski başkanlarından. Ama şu anda bunu bırakmamışsınız. Başkanlıktan sonra Göztepe'liliği bırakanlardan olmamışsınız. Şöyle devam etmişsiniz taraftarlıkla. Evet. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ben ilk 83 yılında rahmetli Saffet Kuyaş başkanlığında görev aldım. Daha sonra Coşkun Genceller başkanlığında görev aldım. Allah rahmet eylesin, iki tane Özdemir Arnaz döneminde görev aldım. Yine Nur içinde yatsın Mustafa Cücen başkanlığında görev aldım ve daha sonra da kendi başkanlık dönemim oldu. Yaklaşık bir 10 yıla yakın Göztepe'ye hizmetimiz var. Bunun dışında bugünkü görevim, sorumluluğum, kurduğumuz bir dernek var. Göztepe Taraftar Derneği. Taraftar Derneği. Ben bu Taraftar Derneği'nin şu an başkanıyım. İyi bir yönetim kurulumuz, çok iyi bir kurucu üye kadromuz, çok iyi donanımlı üyelerimiz var. Neden kurdunuz? Böyle bir derneğe niye ihtiyaç duydunuz? Şimdi konunun içeriğinde de bunlara geleceğiz. Biz sporda tırmanan terörü biraz daha halledebilmek adına özellikle tüzükte bunlara çok yer verdik. Esas gerekçemiz ilk basın toplantımızda ve canlı yayında da ben bunu izah etmeye çalıştım. Dedim ki aslımıza rücu edelim. Aslımızda rücu etmekte amaç, gaye şuydu bu ifademde. Eski bir laf ama. Göztepe türbinleri kadının, bayanın, evladın geldiği Türkiye'de ilk türbin. İkincisi, Göztepe türbinlerinde orkestralar, marşlar, çalar, şarkılar söylenirdi. Şu an Eskişehirspor'un çaldığı bandonun 60'lı yıllarda bizde orkestra şeklinde, yani orası bir şenlik, bir festival, bir bayram yeriydi. Ve Göztepe o dönemden bugünlere kadar bu anlamda bir erozyona uğradı. Ama bu erozyon spesifik Göztepe Kulübü için dediğiniz gibi söylemek mümkün değil. Göztepe taraftarı için söylemek mümkün değil. En çarpıcı örneği siz konuşmanızın başında verdiniz. Fenerbahçe Galatasaray maçındaki olaylar, maalesef bir kardeşimiz de vefat etmiş, ölmüş. Biz burada şunu hep öne çıkarmaya çalıştık. Dedik ki aldığımız para cezaları, sahamızın sürekli kapanması bize bir şey kazandırmıyor. Bir de bizim genlerimizde, mozeyimizde böyle bir tarz yok. Genç insanın reaksiyonlarını kabul edebiliyoruz. Ancak bu reaksiyonların da bir ölçü çerçevesinde olması, hatta bu reaksiyonun haklı olarak getirisi de olsun. Yani bu şu demek, medeni reaksiyonunu göster, susma, haykır ama ölçülü olsun. Durduk yerde olmamış bunlar. Yani şimdi onu konuşalım isterseniz. Yani bu olaylar durduk yerde olmadı. Yani taraftar oraya gittiğinde bu maç bitsin de ben ortalığı birbirine katayım diye gitmemiş. Yani bir gelişmesi var Bülent Bey. Yani şimdi siz Göztepe'nin hakikaten her şeyini bilen insansınız. Neden bu kadar, bu duruma kadar geldi? Bunun bazı nedenlerini biliyorsunuzdur mutlaka. Şimdi bu geliş noktası son maçla ilgili mi? Evet. Şöyle, takdir edersiniz ki hafta bir kere gergin başladı. Ancak taraflı tarafsız futbola ve spora yakın kişiler, otoriteler bizim Tavşanlı Linyit maçında iki tane artımız vardı. İkili avarajda biz Tavşanlı Spor'u yendiğimiz için deplasmanda ikili avarajda bir artımız vardı. Ondan öte sadece bir beraberlik bile bizi ligde bırakabiliyordu. Ve düşmek, yenilmek gibi bir düşünce açıkçası kimse, ihtimal dahilinde olsa bile kimse aklına getirmek istemiyordu. Bir kere
kafaca öyle hazırlanıldı. Artı bu takım sezon başında kurulduğu zaman gelen futbolculara, kurulan kadroya, teknik heyete bakıldığı zaman yine tüm otoriteler Göztepe'nin PTT liginde muhtemelen şampiyon adaylarının birincisi olmasa bile ikincisi olacağı konusunda çok ciddi yargılar vardı. Ve bu yargılar, bu ön yargılar da aslında doğruydu. Gerçekten gelen futbolcular, yapılan yatırım PTT ligi için yeterliydi. Ancak maya tutmadı. İlk önce Hüseyin Kalpar, yani ilk sezon başında gelen hocamız başarısız bir başlangıçtan sonra istifa etti gitti. Daha sonra yeni bir hoca geldi. Yönetmelik gereği devre arasında yeniden transfer yapma şansı vardı. Bu arada da alınan futbolcular da isim olarak çok iyi olmasına rağmen onlar da maalesef bu sorunu çözemedi. Dolayısıyla ligin başında şampiyonluk beklerken bir anda çok değişik bir moda, puan açısından, başarı açısından hiç ummadığımız bir noktaya geldik. Akabinde son haftaya kadar, yani tavşanlı maçına kadar da artık bugüne kadar olan oldu ama en azından ligde kalma gayreti gösterilir diye aklımızın ucundan geçirmediğimiz maalesef ve maalesef ikinci lige düşme olayı doğal olarak az önce tıptan, hastanelerden bahsediyordunuz. Camia çok değişik bir travma yaşadı. Ve bu bir gerçekten şoktu. Yani insan ne kadar kontrollü olursa olsun, ne kadar ölçülü davranmaya gayret ederse etsin, bu ciddi bir şok. Şok. Ama Bülent Bey, bir şey öğrenmek istiyorum. Yani biraz da böyle hızlı gitmek tabii istiyorum. Yani Göztepe taraftarı da, Göztepe'liler de takımlarını sürekli yaşayan insanlar. Evet. Yönlendiren insanlar. Hata yapsalar bile, yani bir zaman yanlışlar, böyle hoş olmayan şeyler olsa bile takımlarının başarısı için kendilerini böyle telef eden insanlar. Doğru. Şimdi gelinen noktada yönetimle, mesela Göztepe'nin şimdi sahibi diye bir şey çıktı. O kişiyle Göztepe arasında bir iletişim kopukluğu, bir diyalogsuzluk, bir sevgisizlik olduğunu, evet, uyarılara da bu yüzden kulak verilmediğini, mesela golcüye ihtiyaç var. Ben hiç anlamam bunlardan. Evet. Golcüye ihtiyaç varmış ama golcü istenmemiş. O takımın buradaki başındaki o emekli spor müdürü de hiç ilgilenmemiş. Evet. Öteki de ilgilenmemiş. Yani aslında bu kadar olmasa da belli bir tepkinin olabileceği haftalar öncesinden İzmir'de herkeste, yani konuyu bilen, benim dışımdaki konuyu bilen herkes tarafından biliniyormuş. Doğru. Bana da bir haftadır gelen değişik bilgilerde ortak olarak, tamam şiddete ben de karşıyım, asla da bunu hiçbirimiz şey yapmayız, ama Göztepe'de bir doku uyuşmazlığı mı oldu? Şimdi şöyle, bu şoktan sonra, hiçbir şekilde onaylamadığımız, katiyen her sağduyulu Göztepe'nin onaylamadığı, benim de bir taraftar derneği başkanı olarak kınadığım hiç hoş olmayan olaylar oldu. Hı hı. Kulüp binasının ve rahmetli Gürsel Aksel ağabeyin isminin olduğu tesisteki yapılan zararlar, ziyanlar, maç sonrası taşkınlıkları onaylamamız mümkün, hı hı, değil. Bir de sizden istirham ediyorum. Eşiniz hanımefendi Ege Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ben bu dernek kurulurken biraz akademik bilgiler de aldım. Bunu siz de check edebilirsiniz. 4.103.000'lik İzmir'de 1.700.000 Göztepe sempatizanı çıktı. Bu ciddi bir rakam. Neredeyse İzmir'in yarısı, ikisinden birisi Göztepe'li. Dolayısıyla şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Bir ağaçtan 1.000 tane kibrit olurmuş. Bir kibrit 1.000 ağacı yakarmış. Bunu Göztepe'lileştirirsek, maalesef maçtan sonra, bakın, reaksiyona saygı duyuyorum ama ölçülerine, tarzına kesinlikle, Türk sporu adına da, yani
50 tane 60 tane kardeşim bir ormanı yaktılar. Olmaz. Bunu onaylamıyoruz. Gelelim yönetimle camia bağlantısına. Evet. Burada İmam Altınbaş'ın niyetinden bu konuyu Göztepe Anonim Şirketi ile ilgili bütçesinden hiçbirimizin şikayeti yok. Bütün sıkıntı bunca iyi niyet ve ekonomik özveriye rağmen biz mesela geçen senede çok iyi kadro yaptık dedik. 34 maç oynanır PTT Ligi'nde. Geçen senede 33. maç düşmekten kurtulduk. Demek ki burada bir sıkıntı var, bir hata silsilesi var. Dolayısıyla böyle bir özveri ve böyle bir bütçeye karşılık taraftarın ve camianın hiç hak etmediği, hiç arzu etmediği lig tabloları çıkıyor. Geçen sene bir maç kala kurtulmak, bu sene düşmek. Şimdi bu transferleri taraftar veya Göztepe camiası yapmıyor. Bu hocaları taraftar veya Göztepe camiası seçmiyor. Kulübün idari kademesindeki en üstteki kişileri, beyefendileri veya transfer için görevlendirilen beyefendileri taraftar ve camia seçmiyor. Dolayısıyla bu hatalar zincirine hem İmam Bey'in iyi niyet ve bütçesine rağmen devam edilmesi, buradan bir ders çıkarılmayışı doğal olarak bu iş, bu noktada oturan, bu işleri yapan beyefendilerin biraz bu konuyla ilgili ben kibarlıktan bir şanssızlığı oluyor galiba. Veya peki, çok özür diliyorum. Bu şimdi birkaç gündür İmam Efendi'nin lafları, beyanatları dolaşıyor şeyde. Evet. Ama idari yapıya ilişkin, taraftarların beklentilerine ilişkin bir mesaj ben görmedim. Belki gözümden kaçtı. Ya da kulüpte şu olaylardan kendinde biraz sorumluluk çıkarıp da ben ayıp ettim, istifa ediyorum diyeni de duymadım. Evet. Şimdi acaba birileri ortalık sakinleşsin, biz bu devranı götürelim anlayışını mı sürdürüyorlar Göztepe'de? Böyle şimdi, bir şey olabilir mi? Şimdi tabii lafı ki şimdi sizin taraftar derneğine getireceğim tabii de. Tabii tabii. Şimdi tabii ki burada karar merci İmam Bey. Ben Sabri Bey'in devam edip etmeyeceğini, Sayın İsmail Hakkı Gül'ün, yani transferlerimizi yöneten Sayın İsmail Hakkı Gül'ün devam edip etmeyeceğini bilmiyorum. Ancak burada verilen mesajlar var. Basın toplantısı yaptı taraftarlarımız özür dilemek adına. Burada iki beyefendinin de ismi zikredildi. Evet. Dendi ki siz lütfen istifa edin. Çünkü görevlerinizde başarılı değilsiniz. Şimdi burada bir toplum psikolojisi veya sporun içinde olan kişiler veya sonuçlar bir gerçek. Transferlerde başarılı olunamamış. Hatta öylesi transferler olmuş ki ben de hasbelkader az önce size söylediğim gibi yöneticilik yaptım. 10 tane futbolcu transfer ederdik. 2 tanesi beklediğimiz gibi olmayabilirdi ama 8 tanesi falan tutardı yani. Hatta Fatih Terimli, Nevzat Güzel Ermaklı dönemlerde kulüpte yine görevlerim vardı. Sevgili Hasan Tahsin kardeş, 20 dakika bizim kaleye top gelmezdi. Kaleci ısınırdı. Böyle soğurdu maçtan. Top gelmiyor. Bu transferleri yaparken de dikkatli davranıyorduk. Doğru işler yapıyorduk. İdari kademedeki insanların yani böyle çok sırçalı köşkte oturması spor dünyasında hoş değil. Örneğin ben başkan vekili bir beyefendinin, bu şu an Sabri Bey'di, daha önce bir Serdar Bey vardı. Mesela isterdim ki onun Göztepe kulübünden bir gün çıksın, Güzel Yalı'ya, parka doğru, Göztepe'ye doğru. Harikasınız. Ben buna getirecektim. Esnafla merhaba etsin. Gelen mesajlarda da ortak şey o. Niye bir çay içmeye gelmiyor diyorlar. Niye biz onları görmüyoruz diyorlar. Ne? Yani Sabri Bey kendinde bu üstünlük duygusunu nereden edindi bilemem. O spor müdürüyken de böyle bir aristokrat bakışı vardı. Ama hala o koltukta oturmak için direnmeleri bence tepkiyi daha da arttırıyor. Ben şu anda görüyorum yani mesajları. Ben İmam Bey'in yani bu İmam Efendi İmam Bey'in bu konuda lazım. Evet, bu konuda bir kere niye?
bizim iki beyefendiyle, şahsen benim, merhabam dostum, tarzları, dünya görüşleri, hiç ben orasında değilim. Ancak Göztepeli olarak sonuçlar ortada. Yani burada da bunlara şimdi yok ya işte çok iyi yaptılar filan dememiz hem doğru olmaz hem de böyle bir ifade peki kullanamaz. Abi, bundan sonra yol haritası için neler çok kolay. Şey düşünüyorsunuz? Çok kolay. Çok kolay. Bir kere sabahleyin programınıza gelirken birazcık gazetelere göz attım. Hı-hı. İmam Bey'in yola devam edeceği konusunda haberler var. Hı-hı. Buna çok sevindik. Ben de İmam Bey'den taraftarımızın taşkınlığı için özür dilerim. Ancak şunu da söylememiz lazım. Taraftarımızın fedakarlıklarını bugüne kadar yaptıklarını da bir kenara itip salt böyle cımbızla bir şeyi almak da hoş değil. Kaldı ki böyle bir travmayı hangi kulübün taraftarı yaşasaydı bu kadar değil belki ama buna yakın tepki verirdi. Düşünebiliyor musunuz? Lig şampiyonluğu rüyasıyla lige başlıyorsunuz, küme düşüyorsunuz. Evet. Ciddi bir travma bu. Evet. Yani adeta... Ve sorgulanması gereken bir şey. Ciddi sorgulanması gereken bir şey. Kulübe girmek, tabii. Kulübe girmek, tesisleri dağıtmak, bunun da onaylanacak hiçbir tarafı yok. Burada formül sihirli değil. İmam Bey çok çabuk bunu bulabileceğini düşünüyorum. Camiayla kavuşan, camiayla öpüşen idari ve teknik kademede daha doğru isimler bulunması mümkün. Mutlaka büyük bir iş yöneten İmam Bey'in, çok istihdam yaratan bir İmam Bey'in bu konuda doğru kararlar vereceğini ben hem idari kademe açısından hem de teknik kademe açısından doğru kararlar vereceğine inanıyorum. Peki Taraftarlar Derneği olarak bundan sonraki çalışmalarınız, yani sizin hani Göztepe'nin geçmişini, iyi günlerini, kötü günlerini, İzmir'in bütün havasını, nabzını tutabilme gibi bir şeyiniz var, özelliğiniz var. Buradan baktığınız zaman işte İmam Altınbaş'ın da yeni bir dizaynla, bilemiyoruz onu artık, yapmasıyla taraftarlara bir de dizayn yapılabilir mi? Yani siz ne yapacaksınız bundan sonra? Tabii ki biz İmam Bey'le iyi diyaloglar kurmak istiyoruz. İyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. O bizim bir kere kulübümüzün başkanı. Hı hı. Ona saygı duymak zorundayız. Statü olarak bizim başkanımız. Bir de insan ilişkisinden, iyi diyalogdan daima pozitif sonuçlar çıkar. Kaldı ki bu diyalogda bir olumsuzluk varsa bile etekteki taşlar dökülür. Herkes karşılıklı bir mesaj alır. Bu mesaja karşılık belleğinde, beyninde gelecek için bir formüller oluşur. Yani diyalog güzel bir şey. Bu anlamda tabii ki İmam Bey'le içli dışlı olmak istiyoruz. Dahası biz dernek olarak bugüne kadar belki bu bize düşüyordu veya düşmüyordu ama valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, Konak belediye başkanımız, Narlıdere belediye başkanımız, emniyet, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi rektörleri, sivil toplum örgütlerini hep ziyaret ettik. Çünkü oralarda gerçekten Göztepe'li olan büyüklerimiz, abilerimiz, önemli bürokratlar var. Çok hoşlarına gitti hatırlanmak veya gidilmek. Bunlar maalesef bizim kulübümüzün bir kurumsal yapı perdesi altında eksik olan taraflarımızdı. İnsanlar bizi çok hoş karşıladılar. Kendilerine projelerimizi anlattık. Eski Göztepe taraftarı olmak istiyoruz dedik. Bu konuda da çok ciddi katkıları koyacaklarını ifade ettiler. Ziyaretlerin neticesi de hepsi olumlu geçti. Projeler çok geniş de ancak şu travmayı bir yenmemiz lazım. Bu travmanın fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Tek yolu son iki senedir yapılan hataları tespit ettiği an İmam Bey bu problem çözülür. Yine biz büyük seyirciyle, fedakar taraftarla çok işleri beceririz. Hataların nerede olduğu besbelli. İdari kademedeki beyefendileri biraz daha camiayla ılık yapmak veya biraz daha
camiadan bir beyefendiyi oraya koymak, teknik açıdan da yapılan transferlerde maalesef ve maalesef İsmail Hakkı Gül beyefendiyle bir merhabamız var ama çok tarihsiz transferler yapıldı. Geçen Kemal Kılıç kim abi? Kemal Kılıç bizim teknik direktörümüz. Hüseyin Kalpar'dan sonra gelen hocamız. Altyapı hocasıyla kavgalı olduğunu biliyor musunuz diyor. Bütün bu olaylar diyor daha önceden belliydi diyor. Yani şu anda mesela gelen mesajlara bakıyorum. Hep taraftar mesajlarında Göztepe AŞ'nin başındaki şahsa yönelik hiçbir şey yok. Hatta yönetim kurulunun minnet devam var. Kararı, evet evet devam kararı almasını herkes alkışlıyor. Doğru. Ama aşağıda olan bitenin de yukarıya doğru yansıtılmadığını söylüyor. Şimdi bir soru daha var mesela siz eskiyi de bildiğiniz için. Göztepe'de altyapı teşkilatı diye bir şey var mıydı? Vardı değil mi eskiden? Tabii. Çocuk oyuncular büyüyor, oyuncu oluyor. Gayet. O yok mu artık? Yani öyle Hayır, bir şey yok mu? Var, şu an var. Hatta çok da başarılılar. U18, U17, U16 diye bu federasyonun da statüye koyduğu bir program. Biz orada çok başarılı olduk. Bahsi geçen Kemal Hoca'nın kavgalı dediğiniz hocamız çok başarılı bir sene geçirdi. Her kategoride Türkiye'de ses getiren bir kulüp olduk. Bu medyaya da yansıdı. Ondan istifade etmeyişi veya aralarının hoş olmayışını açıkçası bilmiyorum. Eğer böyle bir şey varsa bu en az yaşanan olaylar kadar tehlikeli bir şey. Hoş bir şey değil. Yani altyapı, üst yapı hocasının adeta kol kola Peki, olması Peki çok özel bir şey sorabilir miyim Buyurun. Size? Siz yani hayatınız da o civarlarda geçiyor. Yani evet, barkınız da oralarda. Yıllık, ha, 50 yıllık yani. Güzel yıllık. Bu olaylardan sonra hep merak ettiğim, gazetelerde taradığım, zaman zaman konuştuğum insanlara sorduğum bir soru var, yanıt alamıyorum. Buyurun. Bu olaylardan sonra çıkan yazılar, değerlendirmeler, tepkiler, her şey bir yana. En yukarıdan itibaren, ya bu işin altında ne varmış, şunları bir araştıralım, şunları bir sorgulayalım, bir mercek tutalım, bir büyüteç tutalım. Çalışması yapılıyor mu şu anda? Böyle bir şey geldi mi kulağınıza? Çünkü yani çok enteresan mesajlar var Bülent Bey. Yani keşke Sayın Altınbaş'ı da bulabilsek, buraya davet edebilsek. Gelsin burada o da, ona da soralım. Ya bu kadar şey olmuş. Üstad sen hiç duymadın mı bunları? Yani hiç takip etmedin mi? Bu kadar para yatırmışsın. Evet. Taraftar bas bas bağırıyor. Ya evet. Yanlış yolda gidiyor. Evet. Başkan para gidiyor gümbürtüye diye bağırıyor. Sen nasıl oldu da bunları duymadın diye. Keşke sorsak. Peki. Bülent abi finale geldik ne yazık ki. Estağfurullah, yani, estağfurullah. Şimdi bir çağrını istiyorum senin. Bütün İzmir seni tanıyor. Sağ olun. Şu İzmir'deki bütün takımlar şu ataleti üzerlerinden atsınlar. Karşı yakasından Altın Ordusu'na bütün hepsi en az Göztepe gibi bizim canımız. Birinin ayağı taşa takıldığı zaman. Ha ben bu olayın futbolunu anlamam. Gol nedir, taç nedir, korner nedir bilmem usta. Ama marka değerleri var onların. Tarihi değerleri var. Şimdi bakınız ben size... Var mı öyle bir çağrın senin? Var. Bütün İzmir'e. Ben size bir evrak getirdim. Bizim ilk kulüp başkanımız Fehmi Simsaroğlu'dur. Nedir abi pardon? İlk kulüp başkanımız İlk kulüp başkanı, evet. 14 Haziran 1925. O yıldaki İzmir valimiz de belgeyle geldim. O zaman... Vali Kazım Paşa Hazretleri yazılırdı. Kazım Dirik, evet. Kazım Dirik, baba adı Hasan Tahsin. Kulübümüzün ilk divan başkanı Kazım Dirik valimiz. Babası... Kazım Dirik'in babasında da Hasan Tahsin miymiş? Evet, ben size bu belgeyi getirdim. Allah Allah, ilk defa. Artı bir şey daha söylemek istiyorum. Sabahleyin... Manastırlı, evet. Hasan Tahsin... Büyüğümüzün, değerli şehitimizin kutlamasında çok az kişi olduğunu söylediniz. Yani biz böyle bir kulübün üyeleriyiz. Dahası bir şey daha söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün nikah kıydığı semt de Göztepe semti. Bu da bizim müzemizde evet. Belgeli. O zamanlar da valiler Göztepe. Ben sürenin kısaldığını söylemek evet, tabii çok şöyle evet. Toparlıyorum. Sizin de Bizans diye hitap ettiğiniz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş lobisinden ve artılarından aldığı desteklerin yanında Anadolu isyanını ilk başlatan Göztepe'dir. Nasıl Göztepe'dir?
Anadolu takımları içerisinde Türkiye Kupası'nı alan, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı alan, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Yunanistan'ı geçemezken Avrupa'nın ta ortasında önce Avrupa Kupalarında çeyrek final, sonra yarı final oynayan ilk Türk takımı Göztepe'dir. Göztepe kadar milli takıma futbolcu veren başka bir kulüp yoktur. Bugün 80 bin kişiye oynanan ve hala dünya rekoru olan maçın birinci kahramanı Göztepe'dir. Göztepe Zübeyde annenin evi kadar, Göztepe Kadife Kale kadar, Göztepe Saat Kulesi kadar, Göztepe İzmir Fuarı kadar bir simgedir. Göztepe 1925'ten bugüne kadar İzmir'imizin hiçbir kulübünün beceremediği başarıları elde etmiştir. Bugün geldiği noktada Göztepe küllerinden her zaman doğar. Ama yapılan hataları dikkate alırsak çok basit. Biraz daha böyle camiayla sıcak idari kademede birisi, biraz daha transferleri dikkatli, kontrollü, çabuk. Bu da çok kolay. Ben mesela bir şey söyleyeceğim. Bizim futbol federasyonumuzda İzmir'de alt yapıdaki oynayan gençleri takip eden Özer Yurteri diye bir abimiz var. Özer Yurteri ağabey çok uzun yıllar Göztepe'mizde futbol oynamış. Çok uzun yıllarda milli takımda forma giymiş bir abimiz. Onunla bir telefon trafiği, onunla bir yemek, onunla bir maça gitmek. Yani bunlar çok kolay şeyler. Ben mesela kulübün en üstünde oturan beyefendiye şöyle bir sabahleyin günaydın fastı. Bir de gelen futbolcu arkadaşlarımızı, ben mesela biraz daha işin içinde olacağım, takipçiyim. Onları dışarıda tanıyamıyorum. Çocuklar gelin şu güzel yazı sahilinde hep beraber dolaşalım. İkişer üçer çay içelim, camiayla, taraftarlarla yemekler yiyelim, hoş sohbet edelim. Bir öyle bir hiyerarşik yapı var ki, yani ulaşamıyorsun, görüşemiyorsun, temas kuramıyorsun. Ben kurumsal yapıya saygı duyuyorum da bu kurumsal yapının spor AŞ'de biraz esnaflık yanı, birazcık böyle yufka yürek o. Şimdi sporun futbol, özünde spor. Futbol yani anonim şirket ruhunu kaybettirmemeliydi. Biraz onun örselemiş yalnız. Onu da kabul etmek lazım. Ben şunu söylemek istiyorum. İmam Bey devam ettiği için çok teşekkür ediyorum. İmam Bey'den tüm camianın ve taraftarın adına şunu rica ediyorum. Sonuç ortada. Bu sonucun bu noktaya gelmesindeki sorumlu beyefendiler de belli. Dolayısıyla kurumsal yapıda şunlar da vardır. Kurumsal yapıda hata yapan gider. Eğer kurumsallığı savunuyorsa. Ama çok doğal. Cam çerçeve kırandan bunun parası nasıl alınıyorsa, başarısızlığı oluşturan da istifa eder. Veya bir şekilde, nazik bir şekilde teşekkür edilir. İstifa büyük bir onurluluk da bu çağda bunu gösteren çok az. Çok teşekkür ediyorum sevgili Bülent Özkul. Estağfurullah. Efendim, Göztepe Taraftar Derneği'ne de, Göztepe'lere de teşekkür ediyorum. Uyarıları, bilgilendirmeleri, düzeltmeleri buradan görüyorum. Mesajları, keşke bunun bir imkanı olsa. Bunu işte belki tanımak için bir süreç başlatmıştır kulübün başkanı, sahibi, ne diyorsanız artık tam olarak. Orada da aslında Bülent Özkul mesajı çok net olarak verdi. O şiddetten hiçbirimiz şiddeti onaylayacak halimiz yok. Asla onaylamayız. Ama o nasıl, şimdi Göztepe'ye ceza verdiler değil mi? Hani dört maç var. Nasıl bedelini ödetiyorlarsa İmam Altınbaş Beyefendi'nin de şampiyonluk umuduyla lige başlayan bir takımı hezimete uğratan beyefendilerden hesap sorması artık zorunludur diye bir fikri rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü burada bir tane şey gelmedi. Hemen bir noktayı da şunu da söyleyeyim. Kim Facebook'ta ne terbiyesizlik yaptı beni ilgilendirmez. Beni kesinlikle ilgilendirmez. Evet. Bu onunla sizin aranızdaki mesele. Ben zaten futbol konusununla değil, bu işin sosyal meselesine dahilim. Bunun da altını çizelim.
Bugün bu haftalık bu kadar. Biraz uzattık, farkındayım. Özgür Hancıoğlu'ndan özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki haftalarda sözüm sözdür. Başka şeyler de yapacağız. Karşıyaka'ya, çünkü Karşıyaka'dan da geldi. Sularımız, elektriğimiz kesin, başkan uyuyor mu diye Karşıyaka'dan da şikayetler var. Onları da Taraftarlar Derneği Başkanı'na alırız. Ona da sorarız. Karşıyaka'da, Buca'da, Altınordu'da, Göztepe'de bu toprakların has takımlarıdır, has kulüpleridir ve onların gelenekleri vardır. O gelenekler eğer yaygınlaşırsa belki İzmir gerçek anlamda marka şehir olur. Yoksa İzmir inşaatlarla marka şehir falan olmaz. Allah'a emanet olun. Ömrümüz varsa pazartesi sabahı başımıza bir şey gelmezse biz yine burada olacağız efendim. Bütün Göztepe'li taraftarların da yolları açık olsun efendim. Hoşçakalın, sevgili yaşayın. Çay Lojistik sabah resimlerini sundu.